Evet, herhalde başlayabiliriz. Biz devam ederken artık gelenler sonradan iştirak ederler. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, şehir felsefe konuşmalarının üçüncüsüne hoş geldiniz. Bugün aslında felsefe ve edebiyat üzerinden bir tartışma, bir konuşma gerçekleştireceğiz. Başlığımız felsefe ve edebiyat, hakikat sorunundan etiğe, söylemler çatallanmasında bir tarihsel çatışma uzlaşı. Evet, ilginç bir başlık. Felsefe ve edebiyat üst başlığını da alınca herhalde daha ilginç bir tartışma konusu olacak. Bu konuyu tartışmak üzere bugünkü misafirimiz, Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Ali Utku Bey. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Kısaca Sayın Utku'yu tanıtacak olursak, yüksek lisans ve doktorasını Wittgenstein üzerine yapan Sayın Utku, çağdaş Batı felsefesi dışında Tanzimat sonrası Türk düşüncesi üzerine de çalışmaktadır. Osmanlı Felsefe Çalışmaları adlı atölye çalışması bünyesinde eserlerin transkrip ve sadeleştirilmesi olmak üzere pek çok eseri yeniden neşrederek bu alanda önemli bir literatürün oluşmasında büyük katkıları olmuştur. Bununla birlikte Sayın Utku'nun Gilles Deleuze, Michel Foucault ve Derrida başta olmak üzere çağdaş felsefe alanında çok sayıda tercümesi bulunmaktadır. Biz Sayın Utku'ya öncelikle davetimizi kırmayıp kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Güzide topluluğunuzu saygıyla selamlıyorum. Davetinizden ötürü ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Aramızda edebiyat disiplininden değerli hocalarımız var. Muhakkak felsefeden de değerli hocalarımız. Başka disiplinlerden de yine değerli hocalarımız var. Çok problematik bir ilişkiyi, edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkiyi sorunlaştırmaya çalışacağım. Konuşmam sistematik olmayabilir, metne bağlı kalmamaya, bir sohbet havası içerisinde yapmaya, sıkmamaya çalışacağım. Uzun süredir felsefe ve edebiyat arasındaki göçükte ben de çalışıyorum. Böyle bir tabir var. Disiplinler arası bir göçük. Çünkü biraz sonra bu söylemler çatallanması meselesini ele alırken değerlendireceğim, uzmanlaşmanın ve disiplinleşmenin vermiş olduğu katı sınırlarla belirlenmiş çalışma alanları dışına taşma alışkanlığı özellikle 20. yüzyılda beşeri bilimleri, özellikle beşeri bilimleri ve sosyal bilimleri ve doğal olarak da felsefeyi fazlasıyla belirlemiş görünüyor. Ben de felsefi adı verilen çalışmalar yaparken kendimi felsefe ile edebiyat arasındaki göçükte buldum. Yani uzun süredir böyle bir ilgiyle, bazen bilinçli, bazen bilinçsiz meşgulüm. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Benden doğal olarak beklenen şekliyle Batı felsefesinden hareketle değil, kendi kültür tarihimizden hareketle başlamak istiyorum. Ama önce
bir metin alıntılayarak başlayacağım. Güncel felsefe etkinliğimizin kaynağındaki isimlerden birisi İbrahim Ethem Mesut. Benim kanaatimce bizdeki modern felsefe ilgisinin sistematik başlangıcıdır. Sistematik başlangıcı olmasının sebebi Descartes'in diskörünü Türkçe'ye kazandırmış olması. O tercümeyle birlikte bizde ilk defa ciddi anlamda epistemolojik problemlere, metodolojik problemlere bir ilgi başlıyor. O tercümeden önce, Usul Hakkında Nutuk başlıklı tercümesinden önce daha ziyade sosyal ve siyasal meselelerle biraz da edebiyatla haşır neşir olan Osmanlı entelijansiyası ilk defa ciddi, modern, metodolojik, felsefi bir problemle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla sistematik başlangıcı olarak anıyorum. İbrahim Ethem Bey ömrünün son döneminde tamamlamaya çalıştığı bir eser var. Hala neşredilmemiştir. Ailesinden yazma olarak ben aldım. Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisinde inşallah neşredeceğiz. Eserin ismi Dinler ve Felsefeler. Hem bir dinler tarihi hem bir felsefe tarihi yazma çabası içerisinde. Ta Uzak Doğu dinlerinden işte efendim dinler tarihinin bilinen aşamaları, felsefe tarihinin bilinen aşamalarından geçmeye çalışan ve ilginç olacak ama Ziyaettin Fahri Hoca ve bazı diğerleri İbrahim Ethem Bey'i bizde Fransız rasyonalizminin ya da modern rasyonalizmin inşa eden kişi olarak aşırı akılcı bir isim olarak anarlar. Fakat son eseri okültist, gizemci, mistik bir eser. Dinlerin, bütün dinlerin temelinde bu bir gizem olduğu yönündeki inancı özellikle Fransız, 19. yüzyılın Fransız dinler tarihçisi, tarihçileri üzerinden temellendirmeye çalışan bir eser yazmış. Bu eserin girişinde, sözü uzatmayayım, mevzumuza geçelim. Bu eserin girişinde mukaddime bölümü aynen şu ifadelerle başlıyor. Şöyle diyor: her memlekette şiir asrını felsefe asrı takip eder. Nasıl bir çocuk iptida hayata uyanarak ağlar, güler, sızlanır, söylenir, terennüm eder. Sonra akliyatın neşv-i nema bularak yavaş yavaş düşüncelerini tamike kadir olursa, bir millet de İptida şiirle demgüzar olur, sonra felsefe ile tevakkul eder. Tabii inkişaflarına sekte arız olmamış milletlerde kabiliyetlerin mutat seyri budur. Mesela kadim Yunan'da Sokrat'tan mukaddem en parlak bir şiir asrını, Sokrat'tan muahhar en büyük bir felsefe asrı takip etmiştir. Araplar arasında şiir, cahiliyet zamanlarından beri pek revnakdar olduğu halde, felsefe ancak hicretin 3. karnı ahirlerine doğru Yakup el-Kindi ile başlamıştır. Fransa'da 14. Louis şiir asrından sonra Voltaire felsefe asrı, Almanya'da Goethe ve Schiller şiir devrinden sonra Kant'la bed eden azim bir felsefe silsilesi devri gelmiştir. Gerek fertlerde gerek milletlerde hissiyatın akliyattan evvel uyanması tabii olmasına nazaran terkibi mantıkiye tevafuk eden bu tarihi hakikat şiir lisanı ile ifade edilmek istenirse mehtaplı geceleri parlak gündüzlerin vel yetmesine teşbih olunabilir. Şimdi acaba sorabilir miyiz ki 600 seneden ziyadedir şiir okumaktan başka bir şey yapmamış olan milletimizin felsefe asrı ne vakit gelecek? Ne vakit bu nihayetsiz aydın gecelerden biz de ruşen bir güne erişeceğiz? Ben bu şiir düşkünlüğümüzü memleketimizin mukadderatına alakadar görüyorum. Bu alıntıyı yaptım çünkü tartışacağımız konular aslında doğrudan kültürümüzün de sorunlarından birisi. Şöyle devam edeyim. Batı felsefesi tarihini azıcık bile incelemiş birisi için en azından üç söylem alanının felsefe ve din, felsefe ve bilim, felsefe ve edebiyat dilemmalarını oluşturacak üç söylem alanının yani bilim, din ve felsefenin ilişkilerinin, karmaşık ilişkilerinin bu tarihi belirlediğini görürler. Bizim modernleşme tarihimiz ki aynı zamanda felsefenin modern anlamıyla yeniden inşası tarihi ve sürecidir. Bu aynı bu Batı felsefesindeki üç söylem alanının birbiriyle olan karmaşık ilişkisine benzer ilişkilere sahiptir. Biz daha çok zannederim modernleşme serüvenimizin temel çatışma alanı din,
ve modernlik olduğu için felsefe söz konusu olduğunda bu söylem alanlarından özellikle din ve felsefe arasında bir çatışkı, belki de bir uzlaşı, bizim başlığımızda çatışkı ve uzlaşı diyoruz ya, olduğunu varsayarak ya da öne alarak hep din ve felsefe münasebetini kültürümüz içerisinde, örneğin işte dinin felsefe yapmaya izin vermediği, müsaade etmediği ya da alan açmadığı, imkan sağlamadığı gibi, ya da tam tersine hayır felsefe teolojidir, öyleyse felsefe İslam geleneği içerisinden bizzat İslami ilimlerle teçhiz olarak yapılmalıdır vesaire gibi. Tabii bu tek yönlü bir ilişki değildir ve indirgemeci yaklaşımlar burada muhakkak sürçerler, yere düşmekle malüldürler. Bunu şunun için vurguladım, dikkatini çekerse bu pasajda ilerlemeci dönemin 19. yüzyılın ilerlemeci mantığına paralel olarak şiirden sonra nesrin ve dolayısıyla felsefenin, hemen şimdi kavramlarımızı koymaya başlıyoruz, şiir ve nesir arasındaki münasebetin vurgulandığını ve şiir asrını felsefe asrının takip etmesi gerektiği ya da takip ettiği yönünde bir çözümlemenin gündeme geldiğini görüyoruz. Aslında bu yaklaşım da yine Batı düşüncesi üzerinden serdediliyor. Çünkü Batı'da hakikaten şiir, biraz sonra daha net gireceğiz, nesri önceliyor ve şiirsel söylem, felsefi söylemi önceliyor. Ve Batı'da hakikaten şiirden kopuş, felsefenin yükselişi olarak, biraz sonra daha detaylı tartışmaya geçeceğiz, görülüyor. Ama sorun aslında daha geniş olarak kültürümüz açısından bakıldığında, kültürümüzden hareket ederek koyacak olursak, modernleşme döneminde 19. yüzyılda bizde yaşanan söylemsel kırılmadır. Ve Batı'da uzun bir tarihçiye sahip olan söylemler çatallanmasının bizi 19. yüzyılda intikal etmeye başlamış olmasıdır. Söylemler çatallanmasıyla neyi kastediyoruz, onu vurgulayalım. Bir söylem rejimi, her söylem rejimi kendi içerisinde özellikle dil bilimsel bir yapılanma içeriyor. Yani çok basit anlamıyla şöyle diyelim, en az okur yazarımıza bile bir metni verdiğimiz zaman o metnin felsefi bir metin midir, bir roman mıdır, İşte efendim bir hukuki metin midir, ayırt edebilecek kriterlere sahip olduğunu düşünürüz ya da öngörürüz. Bu da problematiktir. Özellikle yakın dönem post yapısalcı, hermeneutik tartışmaları arasında metnin ya da türün kriteri nedir, ya da Derrida'nın sorduğu anlamda soracak olursak türün yasası nedir tartışmaları. Yoksa bunların hepsi gerçekten söylendiği üzere performatif midir? Yani bir yandan türü üretirken öbür yandan türün yasasına tabi mi olmaktadırlar? Yani ben şu anda burada felsefi bir metin kaleme alırken bir yandan felsefi söylemin neliğini belirlemekte, öte yandan da belirlenmiş, benden önce de konulmuş ya da hali hazırda üretilmekte, benim kalemimle üretilmekte olan bir yasaya mı tabi olmaktayım, performatif midir? Bunlar tartışmalıdır. Fakat Batı'da antikideden, antik Yunan'dan başlayarak içinde bulunduğumuz döneme kadar söylemlerin sosyo-kültürel, siyasal çatışmalar içerisinde birbirlerinden ayrışarak geliştiğini ve günümüze ulaştığını biliyoruz. Biraz önce dışarıda Mehmet Akif Hocam, felsefe disiplininin 19. yüzyıla bugünkü şekliyle ait bir yapılanma mı olduğunu söylemişti. Tam da bu soruna işaret ediyoruz aslında. Çünkü kaynağa doğru gittiğimizde söz birdir. Tek bir söz vardır ve o da şiirsel sözdür. Sonra yavaş yavaş sözün açıldığını, türlere ayrıldığını biraz sonra daha net göreceğiz. Ve söylemlerin çatallanmaya başladığını görüyoruz ki burada temel çatışma alanlarından birisi felsefe olarak karşımıza çıkıyor. 19. yüzyılda biz modernleşme sürecinde yeni modern batılı söylemlerle, sadece felsefi söylemle değil aynı zamanda, işte bilimsel söylemle, edebi söylemle karşılaştığımızda yaşadığımız kırılma, aslında tam da bu çatallanmayı geç yaşamış olmak ya da Batı üzerinden yaşamış olmak problemidir. Nitekim İslami ilimlerde bile usuliyata ait tartışmalar başlamıştır. Örneğin İzmirli İsmail Hakkı'nın yeni ilmi kelam tartışmaları tam bu tarz bir söylemsel yenilenmeyi ifade eder. Modern felsefenin bize girişi tam bu anlamda bir söylemsel yenilenmeyi ifade eder. Ya da yeni edebiyatın, eski edebiyatın koynundan bir kırılmayla, kopmayla ortaya çıkışı bu anlamda bir söylemsel yenilenmeyi ifade eder. Şimdi demin söylediğimiz gibi felsefi söylem
bilimsel söylem ve dini söylem ve edebi söylemle yoğun bir ilişki içerisinde felsefe tarihini oluşturuyor Batı'ya baktığımız zaman. Tekrar Batı'ya dönecek olursak. Bu ilişki de tekil bir ilişki değildir. Örneğin yeri gelmiş din felsefeyi, felsefenin yedeğinde hatta onun kalıplarını belirleyen, onun metotlarını belirleyen bir biçim kazanmış. Yeri gelmiş bilim aynı şekilde felsefeyi belirleyen, özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda. Şunu da belirtelim ki bizde mesela din ve felsefe birlikteliğinin egemen olduğu orta zamanlarda İslam felsefesi doruk noktadayken modern bilimlerle teçhiz olmuş ya da modern bilimlerle kalıplanmış, modellenmiş bir felsefe anlayışının Batı'da ortaya çıktığı 18. ve 19. yüzyıllarda felsefi eksiklikten ziyade modern bilimlerin teçhizatından yoksunluk, kavramsal vesaire teçhizatından, metodolojik teçhizatından yoksunluk dolayısıyla felsefede bir akamet, bir inkıta olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Batı'da felsefe edebiyatla olduğu kadar dinle ve bilimle böyle kompleks, karmaşık bir ilişki kurarak yoluna devam etmiştir. Ki geriye döndüğümüzde felsefi söylemin bunları belirlediğini, yer yerde bazen bunların belirlediğini felsefi söylemi görüyoruz. Nitekim 20. yüzyıla girerken felsefe bir hayat memat sorunu içerisinde, yani yoluna devam etmek için bütün disiplinler kendi çatısının içerisinden ayrılmış. Felsefeye sadece metafizik adını verdiğimiz ve pozitif bilimler açısından bakıldığında boş sözlerle uğraşan bir alan kalmış. Fiktif, kurgusal bir alan kalmıştır. Dolayısıyla felsefe yapmanın yolu tıkanmıştır. Ve felsefe içinde bulunduğumuz dönemdeki bu interdisipliner tavrını tam da bu hayat memat meselesi sorun üzerinden, yani neyle uğraşacak, felsefenin konusu ne olacak, metodu ne olacak sorusu üzerinden geliştirmiştir. Beklenenin aksine 20. yüzyıldaki insani ve toplumsal yaşamdaki büyük buhran, kaos, felsefeye yepyeni zengin sorun alanları, yani bir konu ya da bir konular ve aynı zamanda da bunlara yaklaşım için gelenekselle bütünleşmiş yeni yaklaşımlar, yeni metotlar vermiştir, sunmuştur diyebiliriz. Şimdi Batı'ya döneceğiz. Yani bu bir bizim kültürümüzde, hemen şunu söyleyelim, bizde aslında aynı zamanda felsefe sorunu sadece din ve felsefe değil, edebiyat ve felsefe öyleyse sorunu olarak da biraz sonra tartışacağımız anlamda görülebilir. Çünkü çok güçlü bir edebiyat geleneğimiz var. Çok güçlü bir şiir geleneğimiz var. Ama işte onun yanında bir felsefi geleneğin olmamasıyla sürekli kendimizi en azından Batı karşısında bir kompleks içerisinde buluyoruz. Ve İbrahim Ethem'in metnine dönersek, geriye dönersek ilerlemeci bir mantık vardı ama başka bir vurgu daha var. Diyor ki medeniyetler başlangıçta şiir söylerler, sonra felsefeyle uğraşırlar. Diyor ki bunu da insan modeline götür. Nasıl ki bir çocuk diyor önce güler, ağlar vesaire. Yani şiirle çocuğu, felsefeyle ise aklı başında olgun, yetkin bir insanı özdeşleştiriyor, benzeştiriyor. Burada metaforik bir gönderme var ama önemlidir. Çünkü Batı dünyasında da şiir ve genel anlamıyla edebiyat, duyguyla, felsefe ise akılla özdeşleştirilmiştir. Özellikle aydınlanmaya kadar gelen durum içerisinde. Bunu anlamak için, buna bakabilmek için de yine Batı dünyasından benim hoşuma giden bir yaklaşımla meseleyi değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi Nietzsche'yi hepimiz biliriz. Onun felsefesinin edebiyatla bütünleşmiş yapısını da biliriz. Bunun bir farklı bir Nietzsche felsefesine farklı bir, yani edebiyat felsefe ilişkisi açısından farklı bir nazarla bakacak olursak şöyle bir yaklaşım koymaya çalışacağım. Nietzsche çılgınlığın kucağına düşmeden önce bilindiği üzere sonunda çıldırıyor. Ve hayatı birkaç yıl kız kardeşinin yanında çılgın vaziyette yaşadıktan sonra vefat ediyor. Çılgınlığın kucağına düşmeden yalnızca birkaç gün önce 28 Aralık 1888'de Türkçe'ye aktarılmış olan Dionysos Ditramboslarında yer alan şiirlerini temize çekmeye çalışıyor. Yani Nietzsche'nin yaşamının sonunda çılgınlığa düşmeden birkaç gün önce yaptığı en son iş Dionysos Ditramboslarındaki şiirleri temize çekmek. Aslında bu şiirler daha önce bazı eserlerini özellikle Zerdüşt'e ek olarak yayınlamış ya da Zerdüşt'ün böyle buydu Zerdüşt'ün içindeki bölümlerde yer alan şiirler. Bunları gözden geçiriyor. Bazı ufak tefek tadilatla Dionysos Ditramboslar olarak bugün bilinen
büyük şiir kitabını hazırlamış oluyor. Ya da ditrambozlarını diyelim hazırlamış oluyor. Bu da doğrudan antikiteye bir göndermedir. 28 Aralık 1888'de başlıyor ve Çıldırma'dan bir gün öncesine falan kadar sürüyor. İlginç olan nokta şu, bu kitapta yer alan, inceleyen değerli hocalarımız varsa bilirler. Kitapta yer alan şiirler arasında özellikle başa aldığı bir şiir var. Almancasıyla Nurnar Nur Dichter. Türkçe'ye bunun değişik çevirileri var. Sadece deli, sadece şair. Yani Nietzsche bir ömrün nihayetinde şiirlerini temize çekiyor ve başa bu şiiri alıyor. Burada anlamlı olması gerektiğini ben kanaatimce düşünüyorum. Sadece deli, sadece şair ve şiir de çok ilginçtir. Çünkü tamamen bizim konuşma başlığımızı da oluşturan hakikat sorunundan hareket ediyor. Mesela şöyle diyor. Hakikatin yavuklusu, sen ha diye alay ederdi. Hayır, bir şair sadece. Bir hayvan, kurnaz, yırtıcı, sürüngen, yalan söylemesi gereken, bilerek, isteyerek yalan söylemek zorunda. Av arzusunda, elvan elvan maskelenmiş, kendine maske, kendine av. Bu ha, hakikatin yavuklusu. Sadece deli, sadece şair. Sadece parlak parlak laflar eden, deli maskelerinden dışarı renkli renkli konuşan, yalancı söz köpüklerine tırmanan, yalandan gök kuşakları üstünde, sahte gökler arasında dolanıp duran, sürünüp duran, sadece deli, sadece şair. Bir pasajını okudum. Şimdi burada demin nasıl takip etmiştik çocukluk ve aklı başındalık. Burada dikkat edersek hakikat sorunu bağlamında şair yalancılıkla ki bu bizim kültürümüz için de biliyorsunuz çok söylerler ve yalan söylerler şair. Bizim kültürümüzde de bilinen bir olgudur ama Batı kültüründe de öyledir. Ve bu şiiri başa alıyor. Ve burada tamamen Platoncu bu şiirde şiir üzerinden, şiirsel söylem içinden Platoncu felsefeyle bir mücadele söz konusu. Ve aslında malumunuz Heidegger'in meşhur üç ciltlik Nietzsche okumasının önemli vurgularından birisi Nietzsche'nin Platon'un ters çevrimi, Nietzsche felsefesinin Platon'un ters çevrimi olarak okunabileceği yönündedir. İddialar dünyası yerine gerçek olanın bu dünya olduğunu, yani reel olan olduğunu vurgulayan bir felsefe mesela. Zerdüşt'te mesela toprağı hor görenlere diye bir bölüm açıyor ve gökyüzüne başlarını çevirenlere, yani Platoncu Hristiyan dünya görüşüne orada demediğini bırakmıyor. Burada da karşılaştığımız vurgular tamamen Platon'un şair ve şiir için kullandığı, sarf ettiği ifadelerdir. Şairler yalan söylerler, bol bol laf köpükleri ağzından taşar. Dolayısıyla hakikatle işleri yoktur. Hakikatin yavuklusu, hakikatin buradaki vurgu önemlidir, peşinde olamazlar. Neden? Platonik dünya görüşü açısından. İşte buradan Platoncu felsefeye ve daha da önemlisi presokratik felsefeye dönmemiz gerekecek. Çünkü Platon'u şairlere ya da edebiyata ilişkin vurgusunu anlayabilmek presokratik dünyayı ve söylemlerin nasıl çatallanmaya başladığını Batı düşüncesinde görmekle alakalı olacak. Şimdi burada aynı zamanda şunu da vurgulayacağız. Bu Nietzsche'nin geç dönem, bu sadece benim bir vurgum değildir. Nietzsche erken döneminde yine edebiyat ve felsefe arasındaki ilişki için de önemli. Tragedyanın Doğuşu adlı eserinde Apollonyak ve Dionizyak olan arasındaki ayrımdan hareketle örneğin şiiri Dionizyak olan ve felsefi Apolloncu olanla akıl, Apollon biliyorsunuz eski Yunan'da, aklın, ölçülülüğün, itidalin, dengenin, istikrarın tanrısıdır. Dionizos ise esrikliğin, taşkınlığın, asi enerjilerin tanrısıdır. Dolayısıyla erken döneminde Nietzsche sanatta olduğu kadar diğer alanlarda da Apollon'la Dionizos'un birbirini dengelediği bir sistem arayışı içerisindedir. Yani Apollon'un formlandırdığı bir eser arayışı içerisindedir. Yani form ve eser bakımından ele alınacak olursa. Ama giderek geç dönemine doğru, çıldırdığı vakte doğru Apollon'u bir kenara bırakıp Dionizyak olana, dolayısıyla şiire, yani felsefeden şiire doğru bir kayış vardır. Bunu Nietzsche'nin presokratik ilgisiyle ilişkilendirerek, buradan işte presokratiklere ve Platon'a dönüyoruz. Platon öncesine ya da Platoncu, Sokratik, Hristiyan, Batı kültürünün parantezini kapatıp geriye
Presokratiklere, kökene, oradaki asıl olana, Nietzsche için bir geri dönüş arayışı olarak değerlendiriyorlar. Ve onu da biraz sonra gireceğiz gerçi ama logo poiesis, yani hem akıl hem şiir, sözün hem şiirle hem felsefeyle, felsefenin ve şiirin sözde bütünleştiği, birleştiği bir yere taşımaya çalıştı. Böyle bir projenin ürünü olduğu, hatta çılgınlığının bile bu Dionizyak arayıştan kaynaklandığını söyleyenler var. Klosowski gibi yorumcular buna vurgu yapıyorlar. Şimdi Platon'a ve Platon üzerinden geriye döndüğümüzde şunu görüyoruz. Presokratik dünyada felsefe henüz ortaya çıkmadan söz mitosta karşımıza çıkıyor. Mitos da mitik söylemdir. Dolayısıyla dini bir içeriği var ve bu eposla bütünleşmiştir. Ya da şöyle diyelim, üç söylem tarzı eski Yunan'da mitos, epos ve logostur. Logos felsefenin söylemi olacak olan aklı ifade ederken, epos lirik dili ve edebiyatı, mitos ise daha çok içeriğiyle dini ya da anlatılı efsaneyi. Fakat üçü de presokratik dünyada tek bir sözde birleşik durumdadır. Bunlar yavaş yavaş birbirinden ayrışmaya, özellikle de logosun diğerlerini bastırmaya çalışmasıyla, ki burada Nietzsche'nin de sorun gördüğü şey bu bastırmadır aslında, logosun diğerlerini geri ittirmeye çalışmasıyla alakalıdır. Şöyle söyleyelim, tarihsel olarak öncelik şiirindir. Edebiyat ya da özel anlamıyla şiir ve felsefe için temel unsurların aynı olduğunu ve bu iki yazım türünün temelde dilbilimsel meseleye yükledikleri geleneklerle farklılaştıklarını öne süren Derrida'nın ifadesiyle, felsefe tarihi boyunca şiirsel başlangıcın düşünümü olarak belirlenmektedir. Nitekim eski Yunan'da isimleri yalın anlamda söz kavramına karşılık gelen üç temel söylem alanından, mitos, söylenen veya duyulan söz, masal, öykü, efsane ve epos, şiir, destan, ezgi, bugün için epik ya da epope. Logos, bu da felsefe, insanda akıl, evrende yasa. Önceler, yani söz olarak felsefenin önüne geçen mitostan bahsediyoruz. Başlangıçta söylenen söz epos ya da mitos olarak adlandırılmıştır. Daha sonra buna logos adı verilir. Yani düzenlenen ya da hesaplanan bir şey. Daha sonra epos ve mitos çekilir. Epos yalnızca nazma işaret eder, yani şiire işaret eder. Mitos yalnızca mitlere, logos hem nesre hem akla işaret eder. Bu açıdan şiir de geçişken bir fenomendir. Metinden kopuyorum, daha detaylı görülebilir. Ama bu aynı zamanda şiirsel söylemden nesre geçiştir. Biraz önce bizim 19. yüzyılda 1900'lerin başında yazılmış olan metninde İbrahim Ethem Bey'in vurgu yaptığı güçlü bir nesil geleneğimizin olmayışı meselesidir. Dikkatinizi çekmiştir belki, Ahmet Hamdi Tanpınar'da 19. asır Türk Edebiyatı tarihinin ikinci basımına yazdığı bir meşhur giriş vardır. Orada hem imaj rejimimiz, yani imgeler ve dolayısıyla şiir hakkında bir saray istiaresi çerçevesinde bir paradigma koyar. Aynı şekilde metnin son kısmında kısa bırakılmış bir temellendirme, kavram rejimimizle alakalı ve aynı zamanda nesirle, yani şiirden nesre geçiş, nesirle alakalı bir kısa sorun koyduğu bir bölüm vardır. Orada Tanpınar da paralel bir biçimde bizde nesrin gecikmişliğini sosyal, siyasal, kültürel temelleriyle anlatmaya çalışır. Hatta orada felsefenin bile felsefeyle alakalı da ilginç bir çözümlemesi vardır. Platon, Sokrat, Aristoteles gibi düşünürlerin ya da Galen'in, antik dünyanın büyük isimlerinin İslam dünyasında nasıl içselleştirildiğini, birer Müslüman kahraman haline getirildiklerini, yani bir Müslüman Eflatun, bir Müslüman Aristoteles gibi bu noktaya varacak kadar bir analiz yapar ve orada neslin gecikmişliğinden bahseder. Hakikaten batılı neslin karşısında 19. yüzyılda neslimiz çok güçsüz bir pozisyondadır. Bu da söylemsel çatallanmayla, söylemlerin gelişimiyle alakalıdır. Ve dolayısıyla felsefenin bizdeki konumunu neslin konumuyla ilişkilendirerek, belki konuşmamızın sonunda tekrar döneceğiz, değerlendirmek de mümkündür. Yani nesirde nereden başladık, nereye geldik gibi bir soru sormak da mümkündür. Şimdi deminki İbrahim Ethem'in vurgusu, çocukluk vurgusu ya da olgunluk vurgusu Platon'da
karşımıza çıkar. Platon bilindiği üzere devlet adlı diyaloğunda ütopik devletini oluştururken, felsefecilere ya da filozoflara devletin yöneticiliğini verirken şairleri sürgüne gönderir. Devletin de onlara yer vermez. Bunun sebebini şiirin kurgusal rolünde aynı zamanda da hakikatle olan ilişkisinde temel olarak görmek gerekir. Ya da konuşmamızın başlığında biz hakikat sorunundan etiğe başlığını vurgulamışız. İki boyutunu da vurgulayalım. Hem hakikat bağlamında, hakikat sorunu bağlamında şair dışlanmaktadır. Hem de etik bağlamda şair dışlanmaktadır. Çünkü Platoncu dünya görüşü açısından asıl olan, gerçek olan idelerin dünyasıdır. Bilgi olarak da gerçek bilgi, asıl bilgi idelerin bilgisidir. İdelerin bilgisine ulaştıracak olan şey şiir olamaz. Çünkü Platon meşhur mimesis teorisinde, yansıtma teorisinde taklidi bütün sanatların taklide dayalı olduğunu vurgular. Ve şiire de taklit rolünü biçer. Taklide dayalı olan etkinlikler ister istemez idelere bizi yaklaştırmayacak, onlardan uzaklaştıracaktır. Halbuki felsefe, ki felsefeye diyalektiği bahşetmiştir Platon, felsefe bizi idelere ulaştırabilir. Dolayısıyla taklit olarak sanatlar, özellikle de şiir, bizi hakikatten hakikate yaklaştırmak yerine ondan biraz daha, bir kat daha uzaklaşmamıza yol açan üçüncü bir dolayım sağlarlar. Şu anlamda, çünkü zaten real dediğimiz karşımızdaki şeyler Platon'un idealizmi açısından bir uzaklaşmadır, idelerden bir uzaklaşmadır. Bir de onların taklidini, ki sanatçı doğayı taklit etmektedir. Doğa zaten bir yansıma, yansımanın yansıması daha da uzaklaşmamıza yol açmaktadır. Dolayısıyla şair bizi ya da şiir bizi hakikate ulaştıramaz. Halbuki felsefe diyalektikle, ki diyalektik zaten anlaşılır olanla, duyulur olanla değil, anlaşılır olanla ilişkilidir. Burada hemen koymakta fayda var. Estetik kelimesinin Yunanca kökü duyu bilgisine ya da duyu verisine gönderme yapar. Dolayısıyla sanatların Platon tarafından duyularla ilişkili olan sanatların taklit ya da yansıma teorisi çerçevesinde felsefenin karşısında olumsuz bir konuma yerleştirmesi ve şaire de özellikle sadece hakikat sorunu açısından değil, etik olarak özellikle şaire, Homer gibi şiir sahiplerini devletin vatandaşlarını ifade edeceği ya da ifsad edeceği yüzünden devletin de yer vermemesi, kovması, Batı'da sanatın hakikat içeriğinin dışlanması olarak değerlendirilmektedir. Yani bu konuda günümüzün özgün yorumlarını yapanlardan birisi Arthur Danto, Platon'un hareketinin sanatın felsefi haklarından mahrum edilmesi olarak değerlendiriyor. Yani sanatın içerisinde, sanat ya da şiirin içerisinde felsefi bir arayışa yönelebilir miyiz? Eğer böyle bir hakkı varsa şiirin, bu da elinden alınmış, gasp edilmiş oluyor. Ve şiir tard edilmiş, sürülmüş oluyor. Bu aslında Platon'da basitçe vurguladığımız bu ayrım, aynı zamanda etik bir boyutu da var. Çünkü ne yapıyor? Mesela diyelim ki Platon'un devletinde herkesin belli bir rolü var, belli bir görevi var. Örneğin asker olanlar devleti korumakla, bekçiler sorumlu. Eğer bekçinin neyle, hangi özelliğiyle öne çıkar? Cesaretiyle öne çıkar. Ama eğer şiirler bunlara zarar verirse, bunları ifade ederse ve onların cesaretinin kırılmasına yol açarsa ve onlarda bir takım istenmedik duyguların uyandırılmasına yol açarsa gibi endişeler ve kaygılarla etik sorunlar da gündeme getirerek şairi dışlamaya çalışıyor. Tabii burada aynı zamanda öyleyse başka bir şey daha var. Platon, onu da vurgulayayım, şiiri çocuksu olanla ve kadınsı olanla, sadece çocuksu olanla değil, kadınsı olanla ve duygularla özdeşleştiriyor ve felsefeyi akılla ve eril olanla, erkek olanla, bu yakın dönem feminist okumalarında Platon'un bu yaklaşımına diğer filozoflarda olduğu gibi yönelik eleştiriler de var. Özellikle kadınsı olanla şiirin, duygunun paralelleştirilmesi ve eril olanla aklın paralelleştirilmesi anlamında yapılan çözümlemelerde. İşte bu anlamda biz özellikle Platon'u bir dönüm noktası olarak görüyoruz Batı'da. Söylemlerin çatallanması, özellikle de edebiyat ve felsefe bakımından. Çünkü sanat artık dışlanıyor, felsefe bildiğimiz Batı rasyonalitesinin temellerini oluşturacak bir logos kavramının içeriğini doldurmaya başlıyor. Platon aslında bunun kadim bir kavga olduğunu söylüyor.
Yani ilk defa Platon şiir ve felsefe arasında bir ilişkiden bahsetmiyor. Bunun kadim bir kavga olduğunu söylüyor. Devraldığı bir kavga. Hakikaten öyledir. Çünkü geriye doğru gidildiğinde özellikle Ksenofanes, Parmenides, Heraklit gibi felsefeyi şiirsel söylem içerisinden yapan felsefecilerde ya da filozoflarda hem edebiyatın bir biçim olarak, biraz sonra geleceğiz, biçim ve içerik sorunu, biçim olarak kullanıldığını ama içinden felsefe yapıldığını görüyoruz. Fakat orada sakin ve sükunet bulmuş bir söylemsel yapı da görmüyoruz. Yani aslında logostan yana tavır almaya çalışan, çünkü eski epos ve mitos kalıbının dışına taşan bir söylemdir Heraklit'in ya da Parmenides'in söylemi. Ama dönemin yapısı, söylemsel yapısı gereğince şiirsel olanı kullanan, dolayısıyla eposla logosu ve mitosu bir araya geçiren ama mitosu geriye iten, dini olanı, mitik olanı geriye iten, aklı öne çıkarmaya çalışan bir yazım tarzıyla karşılaşıyoruz. Bununla alakalı da ilginç pek çok çözümleme var. Bunlardan birisi dilimize çevrilmiştir. Örneğin zannedersem Heraklit'in Samih Rıfat tarafından yapılmış tercümesinin sonunda yakın dönem Fransız yazarlarından Blanchot'un bir Heraklit okuması var. Orada lirik olanın Heraklit'in düşüncesinde şiirle felsefeyi nasıl iç içe geçirdiği bağlamında o metne Türkçe üzerinden bakılabilir. Dolayısıyla Platon bunu ilk defa icat etmiyor, bu farklılığı, bu ayrışmayı. Söylemler ayrışmaya başlıyor fakat Platon da kesin bir sınır kazanmaya başlıyor. Nitekim Aristoteles'te de benzer şekilde poetikasına bakıldığında şiirin tıpkı hocası gibi taklit olarak değerlendirildiğini ama hocasından farklı olarak şiirde sadece taklit edilmediğini, gerçekliğin ya da doğanın aynı zamanda onun aşılmaya çalışıldığını ya da aşıldığını, Aristoteles'in mimesis kavrayış çerçevesinde ortaya konulduğunu görmeye başlıyoruz. Ayrışmanın, söylemsel çatallanmanın asıl uğrağı aydınlanma dönemidir. Ondan önceki dönemle alakalı genel şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Demin din, bilim ve edebiyat üçlüsüyle felsefe arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Orta zamanlarda dinle bilimin olduğu kadar edebiyatla da, dinle felsefenin olduğu kadar edebiyatla da felsefenin güçlü ilişkilere sahip olduğunu görüyoruz. O da sembolizme duyulan ihtiyaç, aşırı ihtiyaç, yani bütün dinlerde, İslam'da olduğu kadar, Hristiyanlıkta da mistik ögelerin düşünsel unsurlar olarak barındırılması ve bunların bildiğimiz olgusal dünyaya hitap eden bir dille değil de sembolik bir dille, aşırı sembolik dille ve metaforik olarak söylenebilme kabiliyetine sahip olmaları. İkincisi de kutsal olanın temel metinlerinin batıda da doğuda da lirik bir dile sahip olmaları. Yani bilimsel, katı, dogmatik bir dil değil de lirik bir dile sahip olmalarından dolayı temelde bu sebeplerle orta çağlarda felsefenin hem dini hem de edebi kalıbıyla kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yansıma Rönesans'ta sadece odağını farklı bir yere çevirerek, yani dini olandan seküler olana yavaş yavaş çevirerek ve Tanrı yerine insan dünyasına dönerek ya da insana ya da insan dünyasına görerek edebiyatı sürdürdüğünü, örneğin açtığımız herhangi bir felsefe tarihinde karşılaşacağımız Rabel gibi ya da Boccaccio gibi yazarların edebiyat içerisinden nasıl felsefe yaptıkları ya da en büyüğü Montaigne'dir. Montaigne'in denemelerini, deneme türünü bir tür olarak, edebi türü görmek mümkündür. Ama aydınlanma, daha ileriye geçecek olursak, bilimsel söylemi yavaş yavaş felsefi söylemi de geriye ittirmeye başladığı bir dönemdir 18. yüzyılda. Epistemolojik olarak dikkat çekici husus 17. yüzyıldan başlayan ve 18. yüzyılda kuşatan bilgi ve metot tartışmalarıdır. Bilgi ve metot tartışmalarında önce rasyonalistlerin matematik disiplinini felsefe için bir model olarak kullanmalarını, arkasından ise empiristlerin fiziği bir model olarak kullanmaya başladıklarını görüyoruz felsefe için. Dolayısıyla bu sefer bilimle felsefe arasında bir sıkı ilişki kurulmaya başlandığını, edebiyatın her ne kadar aydınlanma edebiyatın yükseliş dönemi olarak, Batı edebiyatının yükseliş dönemi olarak görülse de felsefi olandan katı bir şekilde ayrılmaya çalışıldığını, istisnai örnekler dışında görmeye başlıyoruz. İstisnai örnek olarak da örneğin Rousseau'yu ya da işte aydınlanma içerisindeki romantik arayışları, Vico'yu görebiliriz. Mesela Vico çok ilginç bir istisnadır. Çünkü Homer'e 17. yüzyıl yaşadığı dönemde, 17. yüzyılın sonlarında Homer'e geri dönerek presokratik dünyanın mirasını şiir üzerinden yeniden tevarüz etmeye çalışan
ve tarihsel bilimlerle, bugün tarihsel bilimler olarak bildiğimiz bilimlerle edebiyatın çerçevesi içerisinde sıkı bir ilişki felsefede kurmaya çalışan bir isim olarak görüyoruz. Ama bu istisnaları dışarıda bırakırsak, felsefenin giderek bilimselleşmeye başladığı bir sürecin içerisinden geçtiğini ve felsefi söylemin giderek katı bir tarz, bir üslup, nesir üslubu benimsemeye başladığını görüyoruz. Tabii aynı dönem edebiyat için, ki bugün baktığımızda edebi türler felsefenin tek bir felsefe türü, nesir olarak varken edebi türlerin dönem için giderek artmaya başladığını, roman, tiyatro vesaire gibi türler içerisinde hepsini sayabiliriz. Yani edebi türlerin hepsini. Ve antikide de olmayan zenginliğe yavaş yavaş kavuşmaya başladığını görüyoruz. Felsefe ise giderek katı bir nesir ve bilimsel bir üsluba doğru taşınmaya başladığını. Özellikle 19. yüzyıl pozitivizmiyle birlikte bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat bu başlangıçtaki işte logosun diğer söylemleri ittirmesi, aynı zamanda logosun lojiye, bugün biyoloji dediğimizde lojiyi kullanıyoruz. Bu logos kökünden geliyor aslında. Antikitedeki logosun bilimlere dönüşmesi sürecidir ki bu başlangıçta felsefenin diğerleri üzerine egemenliği olarak görülürken 20. yüzyıla girerken felsefe de bilimsel söylemin egemenliğine girmek gibi bir duruma düşmüştür. İşte bilimsel felsefe iddiası ya da pozitivist felsefe algılayışının geleneksel felsefeyi bitirmesi, hatta yüzyılımızın başında mantıksal pozitivizm felsefenin geleneksel anlamıyla yola devam edemeyeceğini, onun bilimsel olması gerektiğini, eğer olamıyorsa bilimlerle alakalı bir iş yapması, mesela bilimleri üstünde onlara metot dikte eden, onların metotlarını bir arada değerlendirme imkanı veren bir tutum geliştirebileceğini söylemişlerdir. Fakat beklenen böyle olmamıştır. 20. yüzyılda biz felsefenin yolunun yeniden, demin Nietzsche örneğinde gördüğümüz ki Nietzsche önemli bir kırılmadır, İrrasyonalist çizgi, rasyonalizmin karşısında irrasyonalist bir çizgi ki 20. yüzyılı besleyen bir damar olarak Nietzsche'yi görmek mümkündür. Nitekim 20. yüzyılda alternatif pek çok yol görünmektedir. Bir perspektif olması bakımından Richard Rorty'nin Heidegger üzerine önemli çözümlemesinde 20. yüzyılın 3 önemli felsefe açısından, felsefenin ne ile nasıl yapılanması gerektiğine ilişkin 3 öneri olduğunu 20. yüzyılda söyler. Bu %100 zorunlu olarak kabul etmemiz gereken bir formül değildir. Onu da hemen baştan belirtelim. Alternatif formüller de söylenebilir. Ama bunları özellikle Heidegger, Husserl ve Döwey üzerinden kurar. Heidegger, felsefenin şiirsel olması gerektiğini öne süren bir isim olarak Rorty tarafından değerlendirilir. Husserl, bilimsel olması gerektiğini ve Döwey de politik olması gerektiğini söyleyen isimler olarak karşımıza çıkar. Heidegger'i hemen söyleyelim. Rorty'nin bir başka eserinde, Türkçe'ye de kazandırılmıştır şu söyleyeceğim eser, Olumsallık, İroni ve Dayanışma başlığıyla Türkçe'ye çevrilen eserinde. Biliyorsunuz Varlık ve Zaman onun doktora tezi, kabul edilmemiş, ungültik mührü yemiş olan, geçersiz mührü yemiş olan doktora tezidir. O tezin tamamlanmadığını biliyoruz. Yazılması gereken cilt yazılmamıştır. Rorty ilginç bir ironiyle Heidegger'in geç dönem yazı, yani Varlık ve Zaman sonrası yazılarının Heidegger'in 1940'larda Nietzsche'yi okuduktan sonra tarih beni Nietzsche'nin müritlerinden birisi olarak mı yad edecek sorusunu sorarak felsefenin alması gereken yolun şiire doğru olduğunu düşündüğünü ve böyle bir proje, şiirsel bir proje gelişti. Yani felsefi söylemi şiir içerisinden, şiirsel söylem içerisinden kurma arayışı içerisine girdiğini söyler. Burada da bu eserinde de aynı şeyi değişik bir açıdan dile getirmektedir. Çünkü Heidegger şiire özel bir önem atfeder. Heidegger'i kısmi okuyanlarımız bile bilirler. Özellikle onun Grekçe ile ve onun etimolojik, onun üzerinden etimolojik, hermeneutik yaptığı tartışmaları bilirler. Heidegger özellikle Grek terimlerinin Latince'ye aktarılmasında ve dolayısıyla olağan Batı tarihine geçişinde bir takım sıkıntılar olduğunu vurgular. Ki bu sıkıntılardan birisi onun öne çıkarttığı aletheia kavramıyla, hakikat kavramıyla alakalıdır. Heidegger bunun hakikat olarak çevrilmesinin bir hata olduğunu, bir yanlışlık, yanlış çevrildiğini söyler. Çünkü aletheia açığa çıkma ya da ifşa demektir. Yine Heidegger şiirin kökü poiesis, bugün de Batı dillerindeki şiir teriminin kaynağındaki kelime, Yunanca kelimenin de
tıpkı aleteyya kelimesinin paralelinde bir ortaya koyma, açığa çıkarma olduğunu, dolayısıyla şiirle hakikat arasında sıkı bir münasebet olduğunu düşünür ve geç çalışmalarında şiirsel olana özel bir önem atfeder. Belki takip edenler bilirler, özellikle Alman şairleri üzerine Rilke, Hölderlin, Trakl ve Kleist gibi şairler üzerine yaptığı okumalarla meşhurdur. Şiiri sadece hermeneutik bir yorum nesnesi olarak değil, aynı zamanda içinden felsefe yapmaya yönelik bir tutumla dili şiirselleştiren nesri, kendi nesrini kastediyorum, bir üslup içerisinde bir arayışa girdiğini söyleyebiliriz. Tabii deminki Rorty'nin yaklaşımıydı. Şöyle söyleyelim, 20. yüzyılda felsefe bir ciddi bir dönümle kendi yeni yolunu, bugünkü yolunu bulmuştur. O da dilsel dönüş ve etik dönüş olarak adlandırılan iki dönüşten bahsediliyor. Hakikaten 20. yüzyıl felsefe akımları dilsel dönüşün ya da etik dönüşün bariz göstergelerini içlerinde taşırlar. Nitekim etik dönüşün doğrudan şeyi olarak okunabilecek varoluşçuluk. Felsefe ile edebiyat arasında 20. yüzyılda kurulan, en yoğun ilişki kurulan felsefi akımlardan birisidir. Özellikle Sartre, Camus, Jaspers örneği üzerinden konuşulabilir. Sartre'ın meşhur romanı Bulantı, biliyorsunuz kendi felsefi eseri Varlık ve Hiçliğin, oradaki çözümlemelerin roman tarzında gündeme getirilmiş şeklidir. Tabii bunlar problematiktir. Bunlara da değinmek gerekir. Nasıl ilişki kurulabilir? Yani roman, şiirden hep bahsettik ama roman söz konusu olduğunda, ya da Camus'den de bahsedelim. Albert Camus mesela, absürt kavramını, saçma kavramını varoşçuluğun içerisinde diğerlerine nazaran öne çıkaran, absürt kavramı, saçma felsefesi geliştiren bir yazar. Aslında edebiyatçı ama filozof, sanatçı olarak nitelendiriliyor. Şöyle değerlendirmek mümkün. Mesela Yabancı adlı eserinde ya da Veba'da, diğer eserlerinde absürdü bir yaşamsal deneyim olarak kurgu içerisinde bize sunarken, felsefi denemesi yine edebi niteliklere de sahiptir. Sisyphos söyleninde felsefi kalıplar içerisinde kavramsal bir tartışmaya girer. Hatta metnin önemli bir noktasında der ki, absürdün önce günlük yaşamımızda nasıl deneyimlendiğimizi, nasıl bir duygu durumu olduğunu, yani saçma duygusunu bize aktarır. Sonra da şimdi duygudan kavrama yükseliyoruz diyerek duygusal olan saçmayı kavramsal bir saçmaya dönüştürür. Yani belki tipik bir örnektir. Edebiyatla felsefe arasında kurulan ilişki bağlamında bir duygunun nasıl kavrama dönüştüğü. Yani romanda karşılaştığımız, mesela Yabancı romanında ya da Camus'un diğer romanlarında karşılaştığımız bir duygu durumunun, bir kahramana ilişkin bir deneyimin nasıl bir kavramsal biçim kazandığını orada görmek mümkündür. Yine yalnız edebi deneme kalıbı içerisinde görmek mümkündür. Ama burada önemli isimlerden birinin, bir İngiliz yazarın, belki romanlarını, Türkçe romanları çevirdi daha çok. Aslında hem felsefeci hem romancıdır. Bir kadın, 20. yüzyılın büyük kadın düşünürlerinden birisi. Iris Murdoch'un gündeme getirilmesi belki daha aydınlatıcı olabilir. Çünkü Murdoch 26 romanı ve 3 önemli felsefi metni var. Metafizik, As a Guide to Morals, efendim, başta olmak üzere Sartre üzerine, Sartre, romantik rasyonalist gibi eserler, felsefi eserleri var. Mystics and Metaphysics Mystics and Existentialist adlı eserinde edebiyat ve felsefe ilişkisini tartışan makalelerini toplamıştır. Türkçe'ye bunlardan 2 makale çevrilmiştir. Against Dryness diye, yavanlığa karşı diye, bir de bir derleme içerisinde edebiyat ve felsefe başlığını taşıyan makaleler. Ama diğerleri de edebiyat ve felsefe ilişkisi üzerine yoğun şekilde, aslında estetik ve etik üzerinden kurmaya çalıştığı bir ilişkiyi gündeme getiren metinlerdir. Murdoch bir felsefecidir ve edebiyata başvurmuştur. Roman, bol bol romanlarında felsefi meseleleri, hatta eleştirilecek kadar bazı romanlarda, örneğin Melekler Zamanı olarak Türkçe'ye çevrilen romanında çok ciddi bir etik sorunu, belki de Nietzsche'ci bir sorunu, Tanrı'nın ölümünden sonra ki dünyada bir etik problemini ciddi anlamda kahramanları ve olay örgüsü üzerinden tartışmaktadır. Felsefi bir sorunu tartışmaktadır aslında. Ama Murdoch edebiyatla felsefenin, böyle edebiyatı çok sık kullanan birisi olmasına rağmen, birbirinden farklı şeyler, felsefi söylemle edebi söylemin birbirinden farklı şeyler olduğu konusunda ısrar eder.
Yani felsefi söylem ayrıdır, edebi söylem karakteristik olarak ayrıdır. Felsefe daha sıkı, daha kavramsaldır. Edebi olan metafora başvurur. Şimdi burada temel sorunla karşılaşıyoruz. İmge ve metafor ve kavram arasındaki ilişki. İşin bir tarafı ta Platon'dan itibaren, şimdi dikkatinizi çekmiştir. Biraz önce İbrahim Ethem'le alakalı temellendirmede de gördük. İbrahim Ethem önce diyor ki bizde şiir var, felsefe yok, niye şiire geçemedik? Metnin sonuna doğru diyor ki şiirsel bir dille ifade etmek gerekirse karanlık geceden falan metafora başvuruyor. Yani bizim dünyamızda da felsefeyi şiirin olumsuz yönünü vurgulamaya çalışırken şiire başvurma. Aynı şey Platon'da da malum söz konusudur. Devlet diyaloğunda şair devletin dışına kovulmakla beraber hem mite hem de şiire müracaat etmektedir. Yani şiirsel ve mitik olan devlet adlı bizzat o diyaloğun içerisinde de mevcuttur. Dolayısıyla felsefe tarihi boyunca karşımıza çıkan bir şeydir bu. Felsefe aslında edebiyatı dışlayarak, onu bastırarak kendi yolunu açmış gibi görünmesine rağmen sürekli metafora başvurmuştur. Ama Nietzsche'de olduğu kadar salt metafora dönüştürecek şekilde, kavramları bugün yarı kavram olarak bilinen şekle dönüştürecek kadar metaforu öne çıkartmasa da metafora başvurmuştur. Danto, Kant'ın salt aklın kritiğinde Horace'a yaptığı gönderme üzerinden bunun ilginç bir tartışmasını sunuyor mesela. Yani bir şaire yaptığı, Latin şaire yaptığı gönderme üzerinden bir tartışmasını sunuyor. Yani metafora, edebiyatın metafora başvurması. Metaforla kavram arasındaki sınırı kesin bir biçimde çizme çabası olarak da bu mücadele görülür ama nasıl çizilecektir? Ya da metafor, şöyle söyleyeyim, kavram klasik dünyayla eğer algı, deneyim ve akıl bağlamında bize doğruyu sunuyorsa, metafor bize doğruyu sunamaz mı? Yani bilgi problemi açısından, epistemolojik açıdan bakarsak ya da hakikate yaklaşmamıza izin vermez mi? Sorusu da sorulabilir. Yani metafor salt, yalan, boş söz müdür? Sorusu da sorulabilir. Ama metafor günümüze doğru bu anlamını anlamından uzaklaşarak, yani bizi hakikatle yüzleştirecek demin Heidegger örneğinde olduğu üzere bir şey olarak ya da Nietzsche örneğinde olduğu üzere daha örnekler artırılabilir, kurulmaktadır. Aynısını Murdoch da söylüyor. Edebi olanla felsefi olanı ayırmakla beraber edebiyatla felsefe arasında yoğun bir ilişki olduğunu vurguluyor. Bu ilişkiyi de özellikle etik üzerinden kuruyor. Çünkü edebiyat felsefenin olmadığı kadar insan yaşamına, bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin bir şey dile getirmektedir. Murdoch, edebiyatın başkaları hakkında imgeler oluşturarak ötekini kavrayabileceğimiz ve ötekini anlayabileceğimiz bir alandır edebiyat diyor. Yani imgelem aracılığıyla, imgelerimiz aracılığıyla ötekine bir yol açacağını söylüyor. Bir. İkincisi, iç yaşamımızı ve duygu yoğunluğumuzu çözümleyebilecek bir alan sunduğunu söylüyor. Yani şöyle söyleyelim, metaforlarla kendi dünyamıza ya da ötekinin dünyasına nüfuz edebileceğimiz bir alan açtığını söylüyor. Özellikle de romanı öne çıkartıyor. Yani roman diğer türlerden ziyade diyor. Benzeri bir ilgiyi Heidegger üzerinden de şiir üzerinden kurabiliriz. Sadece roman Murdoch'un vurgusu. Hemen söyleyeyim, meşhur 1933'te neler oldu başlıklı söyleşisinde. Bilim ve teknoloji çağında, ki işte bu 20. yüzyıl, felsefeciden nasıl, filozofun bize katkısı ne olacak? Söyleşiyi yapan kişi, kendisiyle bir söyleşi, mülakat yapılıyor Heidegger'e. Mülakatı yapan 20. yüzyıl ya da modernitenin açmış olduğu teknolojiyi vesaire bu büyük buhran çağına işaret ederek diyor ki, filozof bize nasıl yardım edecek, nasıl bir yardımımız olacak? Filozof size yardım edemez diyor, ben size yardım edemem. Adam ısrarla yardımınız ne olacak, benden yardım beklemeyin diyor. Peki ne olacak diyor, tanrıları beklememiz lazım. Nasıl? Ölderliğine kulak vermemiz lazım diyor. Ve orada şiirle etik arasında yoğun bir ilişki kurulduğunu Heidegger'de de söz konusudur. Nietzsche'ci eğilimde de söz konusudur. Çünkü Wittgenstein'ı hatırlarsak bilimler bize söyleyecekleri her şeyi söyledikleri zaman bile, yani bütün olgu sorunları sona erdiğinde bile cevaplanmamış bir soru ortada kalmaktadır. O da yaşamın anlamı sorunu. Bilimsel önermeler bize bir etik değer nakledemezler ama şiir bize bir etik verebilir. Bu noktada belki vurgulanmasında fayda var. Murdoch da Tanrı'nın boşalttığı dünyada etiği şiir üzerinden, estetik üzerinden kurabileceğimiz, bu bir estetizm arayışıdır. Etikte estetizm arayışıdır.
ve yakın dönem özellikle postyapısalcı düşüncede Nietzsche'den Wilhelm bir çizgi olarak yani sanatla etiği birleştirerek değer sorununa bir çözüm arayışı olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Burada Derrida ile alakalı ya da postyapısalcılarla da alakalı edebiyatla felsefe arasında kurulan ilişki bağlamında bir şeyler söyleyerek tartışmaya dönüştürmemde fayda var sıkmadan. Edebiyat ve felsefe arasındaki ilişki salt, söylemsel farklılaşma ve birleşmenin ötesinde teorik süreçlerle de alakalıdır. 20. yüzyıla doğru edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi güçlü bir şekilde felsefeyle ilişki kurmaktadır. Yani felsefi teoriler edebi eleştiri ve edebi teoriyi belirlemektedir. Bunun en önemli örnekleri postyapısalcı süreçte görülebilir. Nitekim dilsel dönüm dediğimiz şeyin yani 20. yüzyılın başlarındaki en önemli uğrağı son 30 sene içerisinde özellikle öne çıkan metin, anlam ve yorum teorisi tartışmalarıdır. Bir metni nasıl anlayacağız, nasıl yorumlayacağız, nasıl okuyacağız, metin nedir falan. Derrida ve diğer postyapısalcıların önü çektikleri bu tartışmalar doğrudan edebi olanla, edebiyatla alakalıdır. Ya da okur, yazar ve metin üçlüsü arasındaki yoğun ilişkiden hareketle yapılan tartışmalar doğrudan edebiyatla ilgilidir. Dolayısıyla edebi teori arasında da bunu görmek mümkündür. Nitekim Derrida'nın metinleri çok ilginç metinler, melez metinler olarak da değerlendiriliyor. Bazıları bunları felsefe olarak kabul etmiyor mesela. Derrida bazılarınca felsefe yapmamaktadır. Ne yaptığı da belirsizdir. Çünkü kendisine sorulduğu zaman da edebiyat mı felsefe mi denildi. Aslında diyor ne edebi olan ne de felsefi olan bir söylemin peşindeyim. Sadece ben değil başkaları da bunu arıyor. Keşke onu yapabilseydim diyor. Yani edebiyat da olmayacak, felsefe de olmayacak. Ve Derrida daha ilginç bir bağlamda edebiyata bir kurum olarak bakıyor. Hakikaten bir kurum ve performatif bir kurum. Yani örneğin Kafka, meşhur Kafka çözümlemesi. Kafka'nın hem hikayelerde yer alan hem de Dava adlı romanının sonunda yer alan bir davada pasaj olarak yer alıyor. Hikayelerde yasanın önünde başlığıyla yer alan kısa bir öyküsü var. Yasanın önünde metnini edebiyatın performatifliği açısından tartışıyor. Ve orada Kafka bir yandan öykü yazıyor ama öbür yandan öykünün yazdığı yasaya tabi oluyor. Öyküyü yazarken edebiyatı üretiyor ama diğer yandan edebiyatın yasasına tabi oluyor. Aporia, meşhur Nietzsche, Derrida'cı Aporia'nın orada da işlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunları performatif alanlar, söylemleri performatif alanlar olarak gören Derrida bunların dışına taşmaya ya da kaçmaya çalışıyor. Dolayısıyla ne felsefe olan ama diyor ki felsefeyi bir kenara atmak arzusunda da değilim. Edebiyatı da öyle. Ama bu ne felsefe ne de edebiyat olan ikisinin arasında bir yerden taşabileceğim bir alan arıyorum diyor. Bu arayışı vurgulayarak konuşmamı yine bizim kültürümüze dönüştürerek bir soruyla, cevaplamayacağım bir soruyla belki de cevabı yani tartışılması gereken cevaptan ziyade bir soruyla bitireceğim. Bizde roman ve felsefe arasındaki ilişki pek tartışılmadı. Hep şiir ve felsefe arasındaki ilişki tartışıldı. Halbuki evet şiir ve felsefe önemli çünkü geleneğimizde güçlü bir şiir geleneğimiz var ama nesir yok. Şu bağlamda nesrin bizde inşası sürecinde roman nasıl batılı bir şey olarak bize 19. yüzyılda önce uyarlamalarla sonra özgün metinlerle günümüze doğru ulaştıysa felsefe de benzeri şekilde klasik geleneksel anlamda bir İslam felsefesi geleneğinin devamı olarak vardı. Fakat modern felsefi ilgilerin 19. yüzyılda aktarıldığını görüyoruz. Yani felsefeyi ilk defa karşılaşmıyoruz ama modern yapılanmasını 19. yüzyılda alıyoruz. Ve bu aslında bir söylem, yeni bir söylem biçiminin alınmasıdır. Nesrin bir anlamda da yeniden devralınmasıdır. Şimdi baktığımızda şunu görüyoruz. Bizde ilk romancılar aynı zamanda felsefeciler olarak görülebilir. Ahmet Mithat, ilk felsefi metin yazan isimlerden biridir. İlk romancıdır. Roman yaşadığımız süreç içinde Orhan Pamuk'un Nobel ödülü alması ya da günümüzde yazılan yüksek kriterli romanlar göz önüne alınırsa çok başarılı bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Nesrin gelişimi ya da türün gelişimi açısından. Fakat felsefede aynı başarıyı göremiyoruz. Bunu nasıl sorunlaştırmak gerekir? Yani roman örneğin bizim geleneksel roman türünü besleyecek kaynaklarımız romanslar ya da işte mesneviler gibi düz yazı örnekleri ya da halk masalları bunların romanın kaynağı olarak kullanıldığını
Dolayısıyla burada bir geçişlilik, yani kültürel geçişlilik sağlandığını mesela bu açıdan bir çözüm olarak düşünebilir miyiz? Felsefede neden bu tarz bir şey ortaya çıkmadığını da kavramsal olanla, demin belirttiğimiz anlamda duygusal olan arasındaki fark olarak mı koymamız gerekir? Yani felsefenin geri beslemeli, tarihsel, kültürel arka planı, kavram yaratma derecesinde bir boyuta ulaşmadığı için mi diye sorulabileceğini düşünüyorum. Tabii sizin de cevaplarınızı almak isterim. İsterseniz burada keseyim, biraz daha soru cevap, yani çok sıkıcı bir boyuta ulaşmaması için. Teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Çok karmaşık bir problemim. Değinemediğim pek çok mesele kafamdaki problemlerden, hatta buraya kaydettiğim problemlerden var. Sizlerin de katkısını bekliyorum. Yani ben de sizlerden istifade etmek isterim. Evet. Ali Bey'e düşünce tarihini felsefe ve edebiyat üzerinden böyle gidiş gelişli bir şekilde harmanlayarak bu çok katmanlı sunum için teşekkür ediyoruz. Burada tabii edebiyat bölümünden arkadaşlar var, farklı disiplinlerden arkadaşlar var. İlginç kritikler ve katkılar olacaktır, sorular olacaktır. Ben size bırakıyorum, sorularınızı buyurun. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Ben sadece aklıma takılan bir şeyi dile getirmek istiyorum. Yani o da güçlü bir şiir geleneğine, edebiyat geleneğine sahip biz şeyinde vurguladık. İlk başta yaptığınız alıntıda da işte şiirden felsefeye geçemememizden bahsediliyordu. Ama şöyle bir paradoks da aklıma geldi. Güçlü bir şiir geleneğine sahibiz ancak dar anlamıyla bizim felsefe geleneğimizde şiirin yeri pek yok. Yani felsefe dediğimiz o grubun hakikat algılayışında burhan, apodiktik bilgi başta geliyor. Onun altında cedel ve retorik az çok bir şey ifade etse de, hani biri kelam anlamında, biri halkın inançları anlamında bir hakikat düzlemini ifade etse de, şiir neredeyse sofistik şeyle aynı kategoride dışlanmış bir şeye sahip. Evet. Bu anlamda böyle bir yani bir yandan güçlü bir şiir geleneğimiz var ama felsefe geleneğimiz açısından bu anlamda bir felsefe edebiyat ilişkisi oldukça zayıf. Evet. Bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, aslında zayıf değil. Şöyle zayıf değil. Benim kanaatimi söyleyeyim. Sizin tespitiniz %100 doğru. O da felsefe sınıfı ve klasik İslam filozofları açısından ama Osmanlı düşüncesi, özellikle divan edebiyatı açısından. Şimdi geçen hafta Hilmi Yavuz Hoca Erzurum'daydı. Hilmi Yavuz Hoca'nın malumunuzdur böyle şiir felsefe ilişkisi üzerine orijinal yazıları var. Bunlardan birisi de eski Yunan'daki o Epimelestai Safto, yani kendine özen göster Sokratik kavramsallaştırmasıyla Şeyh Galib'in Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen işte beyti arasında geçişlik kurarak orada bir tez öne sürüyor. Diyor ki geleneğimizde felsefe şiirin içerisinden, şiirsel söylemin içerisinden dile getirilmiştir. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Ben de orada şöyle bir şeye girdim, tartışmaya girdim. Bizim hazırladığımız metinlerin birinin içinde de vardır. Rıza Tevfik'in Nakşi-i Akkirmani adında bir 17. yüzyıl mutasavvıfı ya da sofi şairinin bir gazelini tıpkı Hilmi Yavuz Hoca'nın yaptığı gibi hem Sokratik gelenek içerisinde, orada Hilmi Yavuz Hoca da bir şey öneriyor. Ben öyle bir tez öne sürdüm. Bir model öneriyor. Önce bir şiirin beyti alıyor mesela. Hem İslam entelektüel tarihi içerisinde, yani kelam, felsefe ve işte efendim tasavvuf üçlüsü üzerinden okuyor. Örneğin oradaki zat, hoşça bak zatınadaki zat şeyini, kavramını almış. İslam ansiklopedisinden Fazlur Rahman'ın zat kavramına ilişkin maddesini oradan maddeden çıkartmış. Mesela diyor ki zat bireysel varoluşa gönderme yapıyor İslam geleneği içinde. Bir cevher olarak kullanılıyor terim olarak. Siz bizden daha iyi şey yapabilirsiniz hocam. İşte efendim sonra geliyor diyor ki hoşça bak zatına da hem felsefe hem kelamı bir araya getirmiştir. Sonra da tasavvufi gelenek içerisinden hoşça bak zatını bir de öyle okuyor. Sonra da batı felsefesine dönüyor.
Batı felsefesinde de Foucault üzerinden Platon'un Alkibiades diyaloğunu çerçeve olarak alıyor. Ben orada şöyle bir şey sundum. Felsefenin şiirsel söylem içinden dile getirilmesi, bir de şiirin felsefenin içinden okunması. Yani mesela Alkibiades metninin içinden Şeyh Galibi okuyorsun. Ya da aynı şeyi demin söylediğimiz gibi Nakşi için Rıza Tevfik yapıyor. O da ben Hilmi Yavuz Hoca ile onu benzeştirdim. O da Alkibiades'i kullanıyor. İkisi de aynı şekilde tasavvufi şiirleri, farklı şiirler, biri gazel, Nakşi'nin biri şey, alıyor ve belli bir felsefi çerçevenin, bir doktriner çerçevenin içerisinden okuyor. Dolayısıyla geleneği bu tarz doktriner çerçevelerle okumak, sadece şiiri de değil aslında nesri de. Bu mesela çok olumlu bir katkı. Tabii böyle düşündüğümüz zaman yani tasavvufi felsefe, siz bizden daha şey girebilirsiniz. Ya da kelami tartışmalar ve felsefede olduğu kadar tasavvuf ve felsefe arasındaki ilişkiden hareketle divan edebiyatının bu tarz bir felsefi içerlemesinin olduğunu söyleyebiliriz. O anlamda zannederim katılırsınız herhalde. Ama gelenekte var çünkü onlar biraz daha şey rint, akıldan ziyade duygu gibi herhalde. Buyur Berat Hocam. Teşekkür ederim bu güzel konuşma için. Ben Derrida ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi Derrida'nın felsefe ve edebiyat arasında gidiş gelişleri olduğunu söylediniz. Yanılmıyorsam pragmatizm ve yapı bozumdaki o metinde şey söylüyor. Apşed'de yazdığı ilk üç metin felsefi metini aslında felsefe kurumuna diyelim bir yem olarak yazdım. Yani oraya girmek zorundaydım. Ancak bu metinlerle girebilirdim diyor. Ve bence de aslında şeyi Derrida'nın asıl metinleri 80 sonrası yazdığı işte konukseverlik, dostluk, arkadaşlık gibi meseleler, bu tarz yorumlar da var. Bu bağlamda yani öyle şeyin Derrida'nın daha edebiyata, edebi bir dil diyelim, edebiyata değil de edebi bir dil tutturmaya çalıştığını gözlemliyorum ben. Aynı süreç belki 20. yüzyılın işte modernist edebiyatta başlıyor ama bizde daha çok 80'lerde 70'lerin sonunda başlayan edebiyatta bir süreç var. O da şu işte edebiyatın bir dönem 19. yüzyılda özellikle haber verme gibi bir işlevi vardı. Şey kitle iletişim araçlarından sonra bu işlevini kaybetti. Ondan sonra kendi üzerine düşünmeye başladı edebiyat. Modernist edebiyatın ortaya çıkışı, işte bizdeki Bilge Karasuların, işte ne bileyim Orhan Pamukların falan ortaya çıkışı da biraz böyle bir süreç. Dolayısıyla bir yandan felsefe edebiyata yakınlaşmaya çalışırken, öte taraftan da edebiyat bir yakınlaşma çabası içinde gibi geliyor. Evet, ben şöyle biliyorum. Derrida'nın doktora tezi önerisinin başlığı aslında şey edebi nesnenin yüceliği başlığını taşıyan bir tez önerisi sunuyor üniversiteye. Sonra ondan vazgeçiyor. Yani aslında edebiyatla ilgisi ta kariyerinin çocukluğuna falan gidiyor. Kendisiyle yapılan o meşhur söyleşide diyor ki yani ben işte André Gide okudum falan okudum diyor. Önce diyor edebiyatçı olmak istedim diyor çocuk muhayyilesiyle. Sonra şeye kadar futbolcu olmak da istemiş biliyorsunuz. Onu da arada belirteyim. Ondan sonra felsefe yapıyor. Ama zaten ilgilendiği sorunlar, edebiyat teorisinin özellikle sorunları. Yani metnin gramatoloji mesela. Anlamı soruyor, metni soruyor işte efendim vesaire. Bu, dolayısıyla dediğinize %100 katılıyorum. Edebiyatçı bir yönü de var. Yani yazdığı metinler edebi bir üsluba da sahip. Onun için zaten felsefi midir, değil midir, şarlatan mıdır, felsefeci midir falan diye de tartışıyorlar. Ama yani ufuk açıcı metinler, tahrik edici metinler o üsluptan yani o üsluptan iyi bir biçimde yararlanıyor. Bir salt bir biçim içerik sorunu mudur Derrida'da? O da değildir. Çünkü Derrida'da biçim içerikle ayrıştırılabilecek bir şey de değildir. Yani hani ben mesela şöyle Sartre mesela edebiyatı bir propaganda. Murdoch eleştiriyor mesela Sartre romantik rasyonalist o kitapta. Murdoch şey Sartre edebiyatı bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Siz o haber dediniz ya. Yani diyor ki işte ben
soyut felsefi metinler yazsaydım milletin anlayamayacağı egzistansiyelizmi kitlelere kabul ettirmenin yolu oyun yazmak, tiyatro oyunları vesaire işte ya da roman yazmaktır. Daha anlaşılır hale getirmek ve hap gibi yutturmak yani. Propaganda aracı. Ama Derrida'da öyle değil. Derrida'nın biçimi içeriğini de belirliyor. Yani salt bir kılıf değil yani. Aynı zamanda içerikle de çok yoğun ilişkisi var. Katılıyorum yani söylediklerinize. Ve 20. yüzyılda sadece edebiyat değil, felsefe de kendi üzerine çok aşırı şey. Yani felsefenin, bugün felsefenin sorunu nedir sorusuna felsefe tarihinin kendisidir cevabını vermek hiç de abartılı olmaz. Çünkü bakıyorsunuz filozofları okuyor adamlar. İşte Derrida'nın Nietzsche okuması, bilmem kimin Platon okuması. Platon'u yeniden yorumluyor, felsefe tarihini falan. Bununla alakalı bir şey yazmıştım ben. O da Beckett üzerinden. Beckett'in meşhur üçlemesinin sonunda kahraman diyor ki devam edemem. Ama devam etmek zorundayım. Devam edemem. Kelimeler oldukça onları söylemem gerekiyor. Yani sanki Batı felsefesi öyle bir noktada. Devam edemez ama devam etmesi gerekiyor. Bunun için de kendi üzerine refleksiyon yapıp mevcut söylediklerini yeniden ele alıyor. Yeniden yorumluyor. Yeniden falan gibi bir durum var. Tabii sistemler çağının bitmişliğinin bir post metafizik çağının bir ciddi bir göstergesi yani. Bu anlamda bir şeye geri dönüş mü? Yani ilk işte presokratik dönemde işte epos, logos ve mitosun bir aradalığı vardı. Evet. Hani dışarıda da konuştuğumuz o disiplinler arasılık lafımı gittikçe güçleniyor. Bu bağlamda disiplinler de birbirine yaklaşıyor. Evet. Acaba bu da o ilk presokratik döneme bir dönüş mü? Yani bu krizi öyle mi aşmaya çalışıyor disiplinler? Evet. Yani bu interdisipliner tavır sadece şeyden kaynaklanmıyor. Yani ben işte tarihle ilgileniyorum bir de şununla ilgileneyim demenin ötesinde 21. yüzyılda her şey birbirine girmiş durumda. Yani öyle bir katı sınır çizip ben bunun içindeyim sakın yanaşmayın burada çalışırım falan diyebileceğiniz bir durum kalmadığından dolayı. Felsefe de burada diğerlerinden daha şey durumda, açıkta kalmış durumda. Çünkü geleneği de felsefenin koyduğu sorunlar da her alanı birlikte düşünmesini, bağlamasını gerektiren bir şey. Ve sanat özellikle diğerlerine nispetle daha çok yanına alması, beraber olması gereken bir şey. Dediğiniz gibi o başlangıçtaki söylemi mi arıyor? Herkes için bu söylenemez. Mesela hala aynı tutumu katı bir şekilde devam ettiren, analitik gelenek içerisinden gelen isimler var. Ama İşin doğası gereği bu söylemlerin bütünleşmesi problemi. Hani o demin metafora, ister istemez metafora başvurma Platon'da da karşımıza çıkan yine var. Mesela analitik felsefenin çok ciddi filozoflarında bile metafora başvurma, da metaforu anlamaya çalışırken metafora başvurma örnekleri var yani gibi herhalde. Estağfurullah. Şimdi acaba Osmanlı'da felsefenin şiiri takiben girişi arasında şöyle iki problem olabilir mi diye düşünüyorum. Birincisi İslam dünyası aslında felsefeyle irtibatını kurduğunda pratik ve teorik felsefe kısımları sanki biraz farklı kişiler tarafından ayrıştırılarak çalışılmış ve sonra bir türlü felsefe bir bütün olarak değerlendirilip sistem kurulmamış olabilir. Çünkü aslında sistem geliştirilemezse, yeni bir sistem kurulamazsa pek zaten ortaya yeni bir şey, ses getirecek bir şey konulamıyor. Bütün olarak felsefe ele alınıp yeni bir sistem konulamadığı için aslında felsefenin parçalanması zaman içinde söz konusu olabilir mi? Osmanlı'da zaten şiir
şiiri takiben felsefeye geçince sırada aslında herhalde Batı'da felsefenin kabuğu da dama atılmıştı zaten. Pratik olarak da felsefe demek için de yapmanın çok anlamı kalmamış mı derdi. İkinci olarak da aslında kabaca bütün medeniyetler dört ana safhadan geçmiştir diyebiliriz belki. Yani burada kalsın diye buna 4K diyorum. Yani kavramsallaşma, bu kavramlarla kitaplaştırma, kurumsallaşma ya da kurumsallaştırma, bu öğretiler çerçevesinde temelinde ve kanunlaştırma diyelim. Şimdi İslam medeniyeti açısından bakıldığında felsefeye indirgediğimizde zaten felsefi kavramsallaştırma büyük oranda Osmanlı öncesinde yapılmış idi herhalde. Dolayısıyla Osmanlı'da kavramsallaşma adına yeni bir şeyler yapılması için artık felsefeye biraz daha Batılıların yaptığı gibi, onların baktığı perspektiften bakmak gerekirdi belki de. O zaman da işte İslam'la bağlantısı kopar mıydı? Yani siz şiir biraz daha duygusaldır, felsefe biraz daha kavramsaldır diye bir not düşmüştünüz de ona atıkla, bu en son söylediğimi söylüyorum. Acaba bu iki gelişme Osmanlı'da şiirden felsefeye geçişi olumsuz etkilemiş olabilir. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şöyle söyleyeyim. Şimdi şiirin başat olması bizim arzu edip de geçmeyi düşünmediğimizden kaynaklanan bir şeydi. Yani şiirde kalalım demenin ötesinde Batı'da modern söylemlerin oluşumu tam da işte sosyo-kültürel, siyasal gelişmelerle paralel. Yani modernlik dediğimiz şeyin yükselişiyle paralel. Nesir çok ciddi bir ivme kazanıyor. Yani biz o süreci bir anlamda şiir üzerine, eğer şeyin ifadesini devam ettirecek olursak, kapanarak. Tabii burada da başka bir şey daha var. Bu salt bir şey meselesi Türkçe üzerinden düşünmemek de lazım. Çünkü bilim dili Arapça olarak, edebiyat da daha çok Farsça ile bütünleşmiş bir Türkçe ile yapıldığı için Arapça üzerinden de, yani Türk nesrinin gelişememiş olmasının sebeplerinden biri de budur. Yani Arapça üzerinden bilim geleneğinin üretilmesi sanırım. Cüneyt Hocam da nasıl düşünür bilmiyorum. Şimdi İslam felsefesi geleneğine baktığımızda dikkat çekici noktalardan birisi şu. Yunan felsefesinden tercümelerle Platon'u, Aristoteles'i vesaire aktarıyor ama Yunan şiirine müracaat etmiyor. Yani Grek şiirini arzu etmiyor. Grek şiiriyle ilgilenmiyor. Aristoteles, Platon çeviriyor. Platon'u okuyor, Aristoteles'i okuyor, etkileniyor. Ama Grek şairlerinden şiir çevirmiyor. Çünkü Arap şiiri, eğer çevirseniz Yunan'ın tragedyalarını, hem kültürel şey müsait değil hem de güler herhalde. Yani Arap şiirinin karşısında komik kalır belagat vesaire bakımından. Ama felsefeyi çeviriyor, akliyatı çeviriyor. Ve onunla kendi içerisinde bir felsefi gelenek var. Benzeri bir şey, şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Şimdi salt felsefe Batı'daki kaynağında pagan bir kültür var. İnanç biçimi mitik. Felsefenin dinle mücadelesi mitik bir söylemle mücadeledir. Halbuki İslam dünyasında felsefe intişar ettiğinde kutsal metin var. Yani Kur'an var. Ve şimdi mesela Derrida felsefe için paradigmatik ötekinin, Derrida şöyle diyor. Felsefenin ötekisi olarak edebiyat diyor. Çünkü paradigmatik bir karşıtlık var. Ta başlangıçta felsefe edebiyatla mücadele ederek, onu ötekisi kılarak, onunla çatışarak kendisi olmuş. Felsefeyi tanımlamak, felsefi olmayanı tanımlamak demek, edebiyatı tanımlamış, öteki kılmış. Dolayısıyla diyor ki ben hep şunu düşündüm, edebiyattan felsefeye bakmak, onu bir ayna kılmak. Yani felsefenin kendisi olmayandan hareketle felsefeyi değerlendirmek falan. İslam dünyasına baktığımızda felsefi olanın ötekisi edebiyattan çok, yani burada biz her ne kadar şiirden felsefeye geçemedik diyoruz ama kutsal metindir, yani Kur'an'dır. Çünkü İslam yeni bir din, oldukça dinamik,
toplumsal kültürel yapı vesaire, felsefe geliyor, hakikaten içselleştiriliyor felsefe. Kısa süre içerisinde işte efendim Gazali'ye ulaşıyoruz. Birdenbire özümsenmiş efendim cevaplar, redler, reddiyeler düzülmüş, cevaplar verilmiş ya da alınmış, sadece karşı muhatap olarak alınmamış. İslami ilimlerin içerisinde metodolojik sorunlara ilişkin cevaplar bulunmuş oradan. Yani Aristoteles'in mantığı İslami ilimlere giriş olarak kullanılmış falan. Dolayısıyla felsefenin batıdaki ortaya çıkışıyla bizdeki ortaya çıkışı arasındaki farklı önemsiz görünen ama önemli bir farklılıktır. Dolayısıyla şiir ve edebiyat ve felsefeden ziyade bizde batıdaki tarzda özellikle orta zamanlara ait, demin bir şey vurgulamıştım, metafizik arayışlara ihtiyaç yok. Çünkü din zaten bir çerçeve çiziyor. Olsa olsa onun teferruatına ilişkin bir tartışmaya girilebilir. Yani akla çizilen rol ve alan daraltılmış bir alan. Halbuki Batı dünyasında özellikle 15. yüzyıldan itibaren bu sefer dinin yerini bilimler alıyor. Pozitif bilimlerle alakalı sorunlar felsefenin önüne koyuyor. Metot sorunu, bilgi sorunu vesaire. Descartes, Spinoza, Leibniz falan bunları soruyorlar. Ve evreni anlama, evreni yeniden kurma yönünde metafizik sistemler inşa etmek ihtiyacında kalıyorlar. Çünkü geleneksel bakışla yani İslam dünyası Aristoteles'e kadar olan kısmı almış. Ama Aristotelesçi yaklaşım Orta Çağ üzerinden gelen Batı'da işlemez duruma geliyor. Yani Aristoteles'in fizik kitabı çalışmaz oluyor. Tamam, içinde bazı unsurlar hala bugün de kullanılıyor ama yeni bir paradigmaya ihtiyaç duyuluyor. Çünkü yeni çalışmalar o mevcut metafizik sistemle, paradigmayla açıklanamıyor. Dolayısıyla orada tartışmalar vesaire, tabii biz pratikteki bu böyle bir gelişmeyi yakalamadığımız için biz hala felsefeyi dini siferin içerisinde değerlendiriyoruz. Ve mesela 15. yüzyılda Fatih'in etrafında toplanan, Cüneyt Hocam'ın yine alanına giriyorum, ulema felsefeyi reel dünyaya ve doğaya ilişkin bilgiyle yüzleştirmiyor. Yine dini olanın, dini bilgiyle, ilahi olanın bilgisiyle yüzleştiriyor. Böyle bir takım problemler. Dolayısıyla bizde neslin yükselemeyişinin pek çok sebebi var. Ama günümüz açısından düşünüldü. Ben Türkçenin çok iyi bir yere geldiğini netice itibariyle öyle söyleyeyim. Mesela Murat Han Mungan'ın son romanı var. Bilmiyorum gördünüz mü? Harikulade bir roman. Güzel bir üslup. İşte ya da Türk romanının büyük klasiklerini Tanpınar'da dahil işte Oğuz Atay vesaire gördüğünüzde bu güçlü nesrin felsefe üretememesi imkansız bir şey. Sorunu nesrin yokluğuna bağlamamak gerekiyor. Gerçi çok çalkantılı bir dil. İlginç bir örnek vereyim. Bu İbrahim Ethem Mesut'un yazması elimde dedim ya. İbrahim Ethem Mesut bunu 1900'de yazmaya başlıyor. Ölümüne kadar, ki ölümü dil devriminden sonradır. Dil devrimi oluyor. Adam üstünü çizmiş, yeni bir karşılık vermeye çalışmış. Üstünü çizmiş, bir şey yapmış. Metin şeye dönmüş. Yani böyle bir dille, değişen bir dille, istikrarsız bir dille felsefe elbette sadece dil meselesi de değil, onu da vurgulayayım ama böyle bir dille zaten olmaz. Ama günümüzde nispeten oturduğunu ve yani uygun, felsefe yapmaya uygun bir dil olduğunu söyleyebilirim. Bir şey daha sorabilir miyim? Bununla bağlantılı müsaadenizle. Şimdi medeniyet tarihçileri Yunan felsefesinin çıkışını aslında biraz çok tanrıcılığa tepki. Çünkü çok tanrıcılık bir kaos ortaya çıkartıyor. Evrende de toplumda da. O kaostan kurtulmak için ne diyelim, harmoniyi sürekli pratik felsefede de teorik felsefede de ortaya çıkartan ve aslında o çok tanrıcı dini anlayışı bir tarafa atan bir tepki olarak Yunan çok tanrıcılığına ortaya çıktığını söylüyorlar. Doğru mu bilmiyorum. Batı'da da aslında felsefenin çıkışı biraz üçlemeci ve güne hitap etmeyen dine bir tepki olarak biraz daha seküler bir şekilde varlığın anlamını biraz daha söylediğiniz gibi yeniden tarif etme, tanımlama, açıklama şeklinde ortaya çıkmış olabilir mi? Dolayısıyla biz aslında her iki tepkiyi de İslam medeniyetini kastediyorum verme konumunda işte laik sistemler benimsenene kadar kalmadık. Bundan sonra belki artık
yeni bir şey çıkarsa o da ne kadar bizim olur onu bilmiyorum. Bunu bekleyebilir miyiz? Evet, şöyle biraz önce biz dışarıda da bu tarz bir konuya girdiğimizde değinmiştim. Batı'da ontoteolojik bir gelenekten bahsediyoruz. Yani işin içerisinde hem teoloji hem de ontoloji var. Dolayısıyla Batı'nın felsefe tarihini Hristiyanlığı ya da Yahudiliği bir kenara bırakarak, hatta İbrahimi dinleri bir kenara bırakarak daha genel konuşalım. Belki Derrida'nın İbrahimi dinler üzerine metinlerini görenler varsa, İbrahimi dinleri bir kenara bırakarak felsefe yapamazsınız. Çünkü kavramsal devşirme olduğu kadar, yani örtüşmeler, yani tarihsel olarak onunla ilişkisi bağlamında, Türkiye'de de aynı şey söz konusu. Yani salt İslam olarak da düşünmemek lazım. İbrahimi geleneklerle irtibatı olmayan bir felsefe zaten düşünemezsiniz. Şöyle ya da böyle irtibatı olacaktır kanaatindeyim. Ama Batı'daki mitolojiyle savaşı hep vurgulanır. Bu biraz bence aydınlanmacı düşüncenin bir mitolojisi, Adorno'nun vurguladığı gibi. Yani sanki işte ateşi çalan Prometheus tanrılardan getirdiği insanlara verdi işte falan özgürlük, hümanizm, işte tanrılardan kurtulduk. Öyle değil yani. Mitoloji ve tanrı felsefe tarihi boyunca sürekli felsefenin içerisinde, yani filozofların metinlerinde sürekli tanrı, din şey, işin içerisinde, yani öyle bir doğrudan doğruya sekülerleşme diyebileceğimiz, yani ilerlemeci ve rafine bir sekülerizm yok yani felsefede. Aydınlanma döneminde bile yok yani, bilmiyorum. Çok marjinal ateist düşünürler bile aslında, mesela Feuerbach, çağdaş ateizmin babasıdır. Antropolojik ateizmi okuduğunuzda aslında orada başka bir şey görüyorsunuz. Yani teolojiyle yüzleşmeyi görüyor. Adam kendisi zaten bir teolog her şeyden önce. Dolayısıyla yani ateizmin, sekülerizmin en radikal hareketi olarak değerlendirecek olursak bile dinle bir sıkı bir ilişkisi, irtibatı var. Sadece karşı çıkma anlamında değil yani, beslenme anlamında. En azından Hegelci felsefeden Feuerbach'ın kavramlarını devşirdiğini düşünürsek ve Hegel'in Hristiyanlık bağlamındaki yerini düşünürsek gibi yani. Öncelikle teşekkür ederiz konuşmanız için. Şimdi benim itiraz demeyeyim de nesir, Osmanlı'da nesrin yokluğu üzerine genel bir kabul var. Bu kabulün dışına çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Yani felsefe tarihçileri ya da başka kendine gelenek ya da arkeoloji oluşturmak isteyenler bunun dışına çıkarlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve de Tanpınar referans alınıyor. Tanpınar'ın nesir üzerine söyledikleri. Tanpınar'ın nesir üzerine söyledikleri de okuduğu batılı düşünürlerden yola çıkarak ve de yine batılı oryantalistlerden yola çıkarak oluşturduğu bir argüman. Yani nesir yok derken neyi yoklanıyor? Yani ne yok? Siz ne var diyorsunuz? Ben rahatlıkla dinlemeye hazırım. Mesela nesiri nasıl temellendiriyorsunuz? Osmanlı? Hayır, ne var derken yani Osmanlı'da şiir tamam ağırlıklı ama nesir metinleri de var. Yani hikaye metni de var. Tabii var, onları kabul ediyorum. Mesnevileri nesir olarak okuyabileceğimizi. Her şey var. Yani Evliya Çelebi'yi okuyabileceğimizi. Çok sayıda eser tarih var. Tarih yazımının bir nesir türü olduğunu evet, kabul ediyorum ama Batı nesri karşısında nesirle kastımız. Ama Batı nesrinde olanın olmamasıyla bizde nesir yokturun karşılığı olmamalı diye düşünüyorum. Anlıyorum. Oryantalizmle eleştirilebilecek bir yaklaşım da Tanpınar'da da var. Evet. Anlıyorum. Evet. Onu kast, yani benim kendi içsel yapımız içerisinde felsefi arayışımızı besleyecek bir nesir kastım o. Yoksa mesela Mesnevileri vesaire onların düz yazı olarak kabul. Biraz önce söyledim hatta romanı hazırlayan metinler bir gelenek olarak var yani. Evet, öyle bir gelenek var. Yok, ama modern yani nesir değil bu. Yani Batı'daki modern nesir değil. İşte bizim açmazımız zaten orada. Şimdi katılıyorum. Oryantalizmle eleştirebilirsiniz beni ama şöyle bir açmazımız var. Geleneğe ancak şimdiden dönebilirsiniz. Yani bu şu andan başlarsınız. Geçmişe, yani yazan insan, gelenek üzerine düşünen insan içinde bulunduğu andan hareket edecektir. Şu an tamamen o batılılaşmanın
sürecinin şu kadar geçtiği ve bizim işte oradan bunları aldığımız, kendimize bunları eklemlediğimiz vesaire bir dönemden ve bu nesirden geriye doğru bakıyoruz. İşte burada her zaman o oryantalizm açmaz. Ben bunu bir yazımda da söyledim. Heather Said üzerine bir tartışmada. Acaba 19. yüzyıldan sonra oryantalist olmadan kendi geleneğine bakmak mümkün müdür? Böyle bir soru da sorabilirim yani. Ne derece mümkün? Çünkü neden diyeceksiniz? Bugünkü türler, roman bizde yoktu, romanı aldık gibi yani. Dolayısıyla yeni bir nesir. Biraz önce çok derin alanlar bunlar. Aslında çok yüzeysel konuşulduğu zaman sağlıksız sonuçlara ulaşılabilir. Onun da farkındayım konuştuğum şeylerin. Ama benim cezbeden nokta da bu genel konuşmalar aslında birçok şeyi düşünmemiz, yeniden sorgulamamıza sizin sorunuz gibi vesile oluyor. Şunu söyleyeyim. Mesela kelam bizde çok uzun bir gelenek. İzmirli yeni ilmi kelam tarzı, metodolojik bir yenileme, söylem arayışı, söylem yenilenmesi, edebiyat, işte roman yok roman, tiyatro vesaire. Yani bunların hepsi bize giriyor. Girerken hiç olmayan bir şey olarak girmiyor elbette. Arka plandakiyle ilişkiler kuruluyor. Yani Ahmet Mithat romanını yazarken ister istemez geleneksel anlatılardan istifade ediyor. Ahmet Vefik Molière'i çevirirken ister istemez geleneksel dünyamızla, değer dünyamızla, yazım dünyamızla paralellik kuruyor ve nesir var. Mesnevi'yi, tarih yazımını vesaire kabul ediyoruz. Tanpınar da orada değiniyor bunlara. Ama orada nesir problemini bizde yokturun ötesinde Batı tarzında neslin oluşmamasını, özellikle romanın oluşmamasını tartışıyor. Ve orada ben şunu düşünüyorum. Tanpınar orayı tamamlayamamış. Aynı şey geçen hafta eski edebiyatçı arkadaşlarla konuşmuştuk. Sözümü uzattım, özür dilerim. Size söz vereceğim tekrar. O giriş metninin birinci kısmı için de geçerlidir. Çünkü bütün divan edebiyatını saray istiharesine indirgemeye çalışıyor. Çok aynı, yanlış bir evet, yaklaşım. Yanlış bir yaklaşım. Ya da şu an için geçerli olmayan bir bakış. Evet, yani dönemi için doğru olabilir. Döneminin dünyasını yansıtıyor ama bugün doğru değil. Yani bizde felsefe tarzı çalışmalar yapanlarda bu Tanpınar'ı özellikle referans alıp işte nesir yokturla girip hani tamam Tanpınar dokunulmazlığı da alıyorlar ve onun üstüne kendi düşüncelerini bina ediyorlar ama artık bu tartışılıyor Tanpınar'ın söyledikleri. Evet. Başka bir kanal açılması gerekiyor. Yani illa Batı'da olan form ya da biçimin aynısını burada da tekrar etmesi gerekmiyor. Yani aynen, o farklı çıkış yollarının çıkış yollarından yeni yorumlar, yeni yaklaşımlar ortaya konuluyor. Ama şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ben burada şimdi herhalde şundan yanlış anlaşıldım. İbrahim Ethem'in bir metniyle başladım. Evet. Orada felsefemiz, bu 19. yüzyıl pozitivist bir yaklaşım. Evet. Ben daha başka bir şey söylemeye çalıştım. Daha bunun da ötesinde. Çünkü ben yani illa şiirden nesre geçeceğiz. Böyle bir şey de günümüz açısından sözün sonunda buraya metinde olan ama sunamadığım şeylerden birisi şu. Edebiyatı biz bir imkan olarak kullanabiliriz felsefe için. Yani edebiyatın içinden felsefe. Çünkü geleneğimize döndüğümüzde felsefeyle irtibatlandırabileceğimiz söylem alan, güçlü söylem alanlarından birisi edebiyat. İşte diğeri de dini ilimler içerisinde tasavvuf, kelam vesaire. Şimdi size %100 katılıyorum. İndirgemeci bir şey söylememeye çalıştım ama ben şunu vurgulamaya. Söylemler Batı'da böyle çatallanıyor ve bizde şöyle oluyor. Orası ayrı. Biz kendi içimizde bunu nasıl anlamlandırabiliriz? Yani divan şiirini ya da nesri, bizde şiiri ve nesri nasıl anlamlandırabiliriz? İkinci yıl olarak sorulabilecek sorular. Ama şunu da reddedemeyiz ki o nesirden bu nesire geldik. Ve bu geliş Batılı söylemsel çatallanmanın bize yansımasıdır. Bilimler için de öyle, pozitif bilimler için de öyle. Dini ilimlerde de birçok etkilenme usuliyata ilişkin söz konusu. Demin verdiğim örnek en azından şey. Dolayısıyla ben sadece bu kırılmaları vurgulamaya çalıştım. Yoksa bizde nesir yok, sadece Batı'da nesir var. Dolayısıyla onu oradan öğrendik anlamının ötesinde bizim nesrimizin üzerine eğilmek gerektiği konusunda katılıyorum. Yani evet. Anlamını bulmamız katılıyorum, lazım. Evet. Ben de teşekkür ederim konuşmanız için. Felsefe ve edebiyat ayrımı için Batı ve yine bizim coğrafyamız arasındaki karşılaştırmada acaba sözlü ve yazılı gelenek farkı üzerinden de bir okuma yapabilir miyiz diye soracaktım. Çünkü bizim geleneğimiz çok daha sözlü bir gelenek baktığınızda.
Daha doğrusu çok daha batıda sözlü gelenek çok daha erken tasfiye edilmiş bir şey. Ve sözlü geleneğimiz ve aynı zamanda da mistisizmin bu topraklarda çok daha uzun süre varlığını sürdürebilmiş olması, tek bir dinin batıda olduğu gibi, yani tek bir dinin demeyeyim de tek bir sonuçta batı, yani özellikle orta çağda bütün heterodoks düşünce, herhangi bir düşüncenin bir şekilde bastırılıp ve pratik pratiği içeren inanç sistemlerinin tek bir çatı altında, tek bir otorite altında toplanması ve daha pratikten ziyade daha söylemsel bir yere varması, Batı'da bir şekilde daha sonra aydınlanmanın ve felsefenin ilerlemesini belirleyen bir şey. Bizde ise tasavvuf çok daha heterojen bir şey ve çok daha pratiğe bağlı bir şey baktığımızda. Yani felsefeyi söz üzerinden yapmak tabii ki geleneği var. Fakat felsefeyi bir yaşam biçimi olarak yaşama geleneği daha ağırlıklı. Ve sanki bunun da bu farka önemli bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ve mesela aklıma şey örneği geldi. Hani bizim coğrafyalardan da çıkarsak. Mesela bu Japon yerle ilgili bir yazı okumuştum. Budizm ve felsefe ilişkisi üzerine. Ve orada da mesela felsefe yoktur. Bizde felsefe yokmuş denmiş aynı şekilde. Dönüp batılı kavramları aynı belki bize nesir yok benzer bir şekilde. Ve sonradan da bu sonradan tartışmaya açılmış. Ve haiku acaba bir felsefi bir form olabilir mi? Denilmiş. Dolayısıyla acaba hani bir anlamda felsefe burada sorunsal yaratan bir şey de bir yandan felsefe kavramının da yine batılı üzerinden kurgulanışını kıramıyor olmak olabilir mi? Ve acaba felsefenin kendini tanımlayışında bir problematik yaratıyor olabilir mi bu? Ve bu yüzden mi acaba bizim ülkemizde şu anda felsefe oluşumunu hala dışsal bir yerden algılayışımızdan mı acaba böyle bir şeyin oluşamadığı gibi bir durumdan bahsediyoruz? Evet, çok geniş bir soru sordunuz. Birincisi söz merkezcilik, yazı merkezcilik meselesi hala İslam dünyasında tam benim kanaatimce yerine oturtularak gelenekle ilişkisi. Mesela Kur'an, İslami ilimler, İslam, bunlarla söz merkezcilik, yazı merkezcilik bağlamında çok ciddi tartışma yapıldığını düşünmüyorum. Ama şifahi bir gelenek olduğumuz zaten eskiden beri söyleniyor. İkincisi dediğiniz gibi bizim pratik sorunları öne almış bir geleneğimiz var. Özellikle ahlak ve siyaset konusunda kafa yormuş şeylerimiz var, metinlerimiz var diyelim. Özellikle ahlak öne çıkıyor. Bu konuda da şöyle söyleyeyim, bizim yaptığımız son çalışmalardan birisi 1863'te Ali Suavi'nin Yunanca'dan çevirdiği Kebetos Pinax diye bir metin var. Kebes, Platon'un arkadaşı, Sokrates'in talebesi olan bir zat. Bu metinde buna atfediliyor. Bir ahlak kitabı. Hem de çok gizemli falan bir ahlak kitabı. Yunanca'dan çeviriyor. Sonra Paris'e kaçıyor. Paris'te işitiyor ki bunu İbn-i Miskeveh Arapça'ya çevirmiş. Gidiyor Madrid Kütüphanesi'nde yazmasına ulaşıyor. Getiriyor Paris'te tıpkı basımını yapıyor. İbn-i Miskeveh'in tercümesini. Ve şerhlerle. Ali Suavi 1800'ler Paris'e gitmiş bir Osmanlı mütefekkiri. Modernleşme, modern bilimler, modern söylemler. Ve 1800'lerin bir Osmanlı mütefekkirini ilgilendiren şey güncel, popüler söylemlerden ziyade bir antik metin ve hem de gnostik bir öğreti, bir ahlak metni, ahlak sorunu. Yani bizim entelektüel dünyamızda ahlaki sorunların, meselelerin, siyasi meselelerin bir öne alınmışlığı meselesi belki günümüz için bile söylenebilir. Dolayısıyla geleneğimizin batıyla farklılıklarını anlamak, burada da işte oryantalizm hocanımın haklı olarak uyardığı üzere Batı aynasında kendimize bakıp farklılıkları anlamak falan bu ciddi bir sorun. Düşüncemizin ciddi sorunlarından birisi ama farklılıklarımız var. Elbette dediğiniz gibi sadece uzak doğu ya da doğu ülkelerinde değil, batıda da hatta kıta ülkelerinden, kültürlerinden felsefe ortaya koyamamış olanlar var. İspanya gibi mesela. Unamuno mesela çok ciddi bir roman yazarı, bir edebiyatçı. Aynı zamanda felsefenin içerisinde adı geçiyor. Bazı felsefe tarihlerinde özellikle İspanya şeyi üzerinde yazılmış metinlerde ama
kendisi ciddi bir felsefeci olarak kabul edilmiyor bazılarınca. Ama bazıları da diyor ki öyle. Çünkü İspanya'da da aynı şey var. Edebiyat ağırlıklı bir gelenek var. Felsefeye çok şey verilmemiş. Bizde de öyle. Japonya'da da hakeza sizin vurguladığınız üzere. Dolayısıyla Romanya mesela. Çok ciddi filozoflar şey olarak yetişmiyor ama müthiş bir gelenek var. Balkan şeylerinde, ülkelerinde de öyle. Dolayısıyla dediğiniz gibi belki felsefeyi, bu da şundan kaynaklanıyor. Batı'da yükseltilmiş bir felsefe idesi var. Bugün felsefe dediğimiz şey o Batı'nın yükselttiği ide. Daha temel bir soruyu sormak gerekir. Acaba felsefe olması gerekir mi yani bizde? Yani olması gerekir miydi? En azından şimdi var da hani tarihsel olarak sanki biz hep şu yanılgıya düşüyoruz. Hani onun Descartes'i var, bizde kim var? Onun karşısına birini koymak lazım falan gibi. Hani öyle bir aynalı bir ilişki arama. Tabii bu şey, bir de analojik çalışmalar eleştirilebilir ama bence mesela şimdi hoca hanım ister istemez mesela nesil meselesinde eleştirdi. Aynı şeyi biz de eleştiriyoruz. Örneğin İzmirli İsmail Hakkı işte şöyle yapıyor. Bakıyor Batı'da kim var? Spinoza. İşte filan adam Spinoza'yı öncelemiştir. İslam mütefekkir. İşte Gazali Leibniz'i öncelemiştir. Öbürünü. Şimdi bu çok günümüzden bakılınca çok şey görünüyor. Böyle analojik şeylerle Batı'yla niye ilişki kuruyorsun kardeşim? O Gazali, o da işte David Hume. İşte ben filanım, o da bilmem ne. Yani niye falan gibi. Ama sorun çok köklü. Aynı şeyi ben şuna, yani bunlar birbirleriyle oturup istişare edip bir karara varmış isimler değiller ama Darülfünun hocalarının metinlerinde rastladım. Ya da dışarıda Osmanlı döneminde yazmış, çizmiş isimlerde. Yani Batı felsefesi o kadar güçlü bir şekilde geliyor ki onun karşısında ya tamam kardeşim de bizde ne var ya da bizimle bir irtibat kurma yolu arayışı içerisine giren isimler isterseniz bu tip analojik, çok basit görünen analojik şeylerle refleks olarak öyle düşünüyorum ben. Kültürel bir refleks bu. Sonra günümüz, bence günümüzde daha ciddi şeyler yapılması lazım. Mesela şimdi Gazali hakikaten önemli bir kırılma noktası İslam düşüncesi açısından. İşte yargılayıp bir kenara atmak ya da suçlamak yerine Gazali sonrası ve öncesi arasındaki ilişkiler üzerinden pek çok şey yazılabilir. Alternatif, birbirini nakseden pek çok şey yazılabilir, yazılması gerekir diye düşünüyorum. Çok yine uzun oldu herhalde ama kusura bakmayın. Çokça tartışılacak meseleler. Maalesef süremiz bitti. Hem bunların tarihi serüvenlerinin tespiti açısından yapılacak tartışmalar hem de belki Derrida'nın ne o ne bu demesi noktasında teorik imkanları da açmazlar. Aslında bunlar çokça tartışılacak şeyler. Maalesef süremiz bitti. Hem Ali Ütku Bey'e hem de sizlerin bu bize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.